geldiniz efendim. Allah'ım. Güzel gönlünüzü, güzel bakan gözlerinizi hiçbir zaman ağrı sancı göstermesin Rabbim. Hem sizlerin hem sizlerin. Adımın anlamını biliyor musunuz? Beni aslında erkek zannediyorlarmış. Tabii Zahit diyeceklermiş adımı. Ondan sonra ben kız çıkmışım. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü değil mi? Çok şanslısınız kız evlat sahibi olanlar. Rabbim evlatlarınızdan güldürsün. Yani tabii erkek evlat da hayırlısı. Her evladın hayırlısı makbul de. Ama kız çocuğun da yeri ayrı. Ben hazırım. Biri gelecek, alacak, arası götürecek. Ben şimdiden hazırım. Allah hepinizin gönlüne göre hayırlı bir gelin nasip etsin. En çok bizi sevsin gelin. Evet, önce oğlumuzu sevsin, sonra bizi çok sevsin. El üstünde tutsun, bir dediğimizi iki etmesin. Böyle biz kalkınca o da böyle bir mutlulukla ayaklara kapılarda karşılasın. Çok şey mi istiyorum? Çok şey mi istiyor? Var mı? Var be, var, var. Var. Ama siz de hayırlı gelin diliyorsanız, siz de hayırlı kaynana ol. Car 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 yok. Her lafın arkasından, gelinin arkasından önen konuşmak yok. Oğlana fitne fesat yok. Konu komşuya kötü şeyler söylemek yok. Onun iyiliğini düşünmek, onun küçük olduğunu unutmamak, olur hata yapar deyip geçebilmek. Bunları yapabilmemiz lazım. Ben şimdiden kendimi hazırlıyorum. Ne yapalım? 6 yaşında başladım hazırlamaya artık. Bakalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok i̇yi. Güzel olmuşsun bir tane. Çok yakışmış diyanlar. Hocam iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. İyi misiniz? Siz nasılsınız? Ha, iyiyiz, iyiyiz. Tamamım köylü benim avukatım. Bayılırım. Hanım iyi mi? O kadar değil de hanım iyi. Kötü bir şey söylemedi mi? Biz de bey köylü oluruz, bir şey olmaz. Yani olmak da kötü bir şey değil, değil tabii. Değil tabii yani. Canım. Ama ben seni ne kadar sevdiğini gördüm, öğrendim. Ya, yani. Ben de onu seviyorum yani. Maşallah. Karşılıklı, kalp kalbe karşıdır. Değil mi? Ne güzel. Evet. Allah'ım sevdiklerinizle buluştursun. Bugün söyleyecek çok sözümüz var. O kadar çok yeni şey oluyor ki bak, bir gece yatıyorum, uyanıyorum. Oo, ekip diyor ki Zayda Hanım onlar aradı, bunlar geldi, bunlar gitti. Böyle telefonlar aldık, bir şeyler bir şeyler. Hepsini konuşacağız ve hoş geldiniz programımıza. Altınları alarak giden eşi Özge Hanım geri dönecek mi? Özge beni terk ettiğinde evdeki bütün eşyaları, her şeyi aldı. Benim yatacak yerim bile yok, ben çok mağdurum. Evde yatacak yerim bile yok. Çocuğumu da göremiyorum. Karımı da göremiyorum. Çok mağdurum. Yardım edin lütfen. Ayrılığın sebebi aileler mi? Evlenmek istediğimizde ailesi bu duruma karşı çıktı. Burak Bey'den eşi Özge Hanım hakkında şok iddialar. Eşim Özge düğüne takılan altınları bana sormadan gitti, bozdurdu, annesine verdi. Ben ona her ay maaşımı yatırmama rağmen yine yetemiyordum. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Soner kimlerle yüzleşmek istiyor? Ben 2 yaşındayken annem beni ve kardeşlerimi bırakarak terk etti. 3-4 yaşındaydım, üvey anne geldi, elimi kızgın sobaya soktu. Bize işkence yapıyordu. Babam üvey annemin yaptığı tüm işkenceleri biliyordu ve asla sesini çıkarmıyordu ona karşı. Soner neden okuyamadı? Babam beni 17 yaşında yurttan aldı. Okumak istedim, okutmadı. Küçük baş hayvancılık yaptığı için hayvanlara göndermeyi zorladı. Koyunun ayağı kırıldığında babam beni dövüyordu. Ölmek istedim. Ölmek için gerçekten Allah'a da çok yalvardım. Kendim de yaptım ama olmadı. Annem bizi hiç sevmedi. Bizi doğurdun ama evlat olarak değil, düşman olarak doğurdun. Ve bunu da başardın. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Bir aşkla başlayan evlilik neden bitti? Kötü alışkanlığımdan dolayı ailemi çok ihmal ettim. Evime bakmadım, evime gelmedim. Günlerce, hatta haftalarca hep dışarıdaydım. Satılmış ve 20 sene önce boşandığı eşine neden dönmek istiyor? Tabii öyle olunca da eşim haklı olarak benden boşandı.
Yaratılmış Bey nasıl dolandırıldı? 2022 senesinde Necla Özkan denen bir hanımefendiyle tanıştım. Ben Necla'nın çocuklarına, büyük oğluna, küçük oğluna maddi manevi her türlü desteğe yaptım. İşte ben ona yüzük aldım bir tane, beğenmedi. Neymiş? İnceymiş. Arkadaşlık kalın almış, o ince diye beğenmedi. Kuyumcuya gittik. Orada kuyumcuda bir tane nişan yüzüğü, bir tane pırlanta yüzük aldım. Meğer Necla'nın benimle sevgisi falan yok mu? Necla benim param için ilgileniyormuş. Satılmış Bey eski eşine ne söyledi? Cennet gözlüm, ben senin gerçek değerini şimdi anladım. Ne olur bana dön, ne olur. Sana yalvarıyorum. Senin gururunu, şerefini, başını dik gezdireceğim. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Güler Hanım eski eşi Talip Bey'le barışabilecek mi? İlk gün Talip'le tanıştık. Güler dedi, gel ben sana bakarım dedi, evlenelim dedi. Evlendiğine de pişman, boşandığına da. 14 yaşında evlilik yaptım. 15 yaşında anne oldum. Dilara'mı dünyaya getirdim. Güler Hanım'ın dramı. Benim kaynbabam bana vurdu. Vurduktan sonra görümcem geldi, kaynanam geldi. O sırada kanamam oldu benim. 2 aylık çocuğu kaybettim. Ondan sonra eşimle boşandım, Talip Keskin'le. 7 yıldır 2 çocuğumu Dilara'yla yeteri göremiyorum. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Bir şey söyleyeyim mi? Hemen söyleyin gelsin bize. Tamam. Gelsin. Tamam. Şimdi hiç sorun değil, inşallah çözeriz. Şu avukatımın kendi özel numarasına da böyle mesajlar geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz farklı yerlerden ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bana ulaşmak çok kolay. Bak numaralarımızı görüyorsunuz. 0539 424 59 59. Bize ulaşabilirsiniz çok kolay. Hatta daha da mutlu olurum. Bana videonuzu çekin. Bak verin telefonunuzu bana, rica edeceğim. Ya o kadar kolay ki. Şöyle tutuverin kendinize. Nasıl göründüğünüz önemli değil. Zaten derdi olanın derdine çözüm olmak için geliyoruz. Zahide ablacığım, Zahide bacım, Zahide kardeşim. Benim böyle bir derdim var. Sen beni kurtar. Gel, geleyim. Ben anlatmak istiyorum. Bu kadar. Sonra bunu 539 424 59 59 teşekkür ediyorum. Bu numaraya gönderin. Ben bütün gelen mesajlara bakıyorum. Ya o kadar çok başvuru var ki aslında bana kalsa herkesi buraları dolduracağım, size yer kalmayacak. Ama yavaş yavaş hakkınızı helal edin. Ulaşamadıklarım varsa hakkını helal etsin. İnşallah sizinle de görüşeceğiz. Nalan Hanım merhaba. Şimdi sizinle ilgili çok şey söylemek istiyorum. Ama aslında siz pek çok şey söylediniz. Ben şunu merak ediyorum. Aa dur, ödülümü unuttum. Ana dur, onu da söyleyivereyim. Tabii dur Nalan'cığım, sana geleceğim. Dün çok güzel bir ödülü layık görmüşler bize, sağ olsunlar. En yardımsever ekran yüzü seçildim. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Kimse ödüllerine sağ olsunlar. Çok kıymetli her ödül. Hele halkın oylarıyla olunca çok çok kıymetli. Binlerce teşekkür ediyorum. Ekibim adına kabul ediyorum. İnşallah bu ödüle layık olmaya çalışacağız. Çok kişinin gözü, kulağı, eli, ayağı almaya çalışacağız burada. Oluyorsunuz da zaten. İnşallah bir tanem. Daha yeni başlıyoruz ama evet. Hani başladığımız andan itibaren güzel şeyler geldi. Şükürler olsun. Nalan Hanımcığım, siz babanızın mirasını istiyorsunuz. Hakkımızı istiyoruz. Hakkınızı istiyorsunuz. Evet, biz hakkımızı istiyoruz. Peki neden alamadınız hakkınızı? Biz neden alamadık hakkımızı? Babamın annemi terk edip gitmesi. O kadının için, yani o kadın için bıraktı gitti annemi. Annenizle evliyken? Tabii annemle evliyken ve boşanmadılar. Yani hiçbir hala şekilde evliler, boşanmadılar. Yani evliyken babanız tabii, vefat tabii. etti. Evet. 10 yıl önce bıraktı gitti annemi. 10 yıl önce o kadın için terk etti. Ve engelli kız kardeşim vardı benim. Zihinsel engelli ve epilepsi hastası. Onu da 2 yıl önce kaybettik biz. Aslında babam onun katili diyebilirim. Çünkü o gittikten sonra Gamze çok kötü hastalandı. Yataklara düştü. Yani yemeden içmeden kesildi. Çünkü babama çok düşkündü. Babam onu alır gezdirirdi. Başka hiçbir sosyal hayatı yoktu Gamze'nin. Arabaya alırdı, koyardı, gezerdi. Biz babam gittikten sonra Gamze'yi mesela sokağa çıkaramadık. Çünkü bütün arabalara babam diye önüne atlıyordu. Aynen. Hiç mi geri dönmedi? Yani hiç geri dönmedi. Aşık oldu ve başka bir... Aşık olmadı bence. Bence kandırıldı. Çünkü o kadın bizim evimize yemek yemeye geldi Zahide Hanım. Sevgilisiyle yatmaya geldi. Nasıl yani? Evet. Tanıdığınız yani birisiydi annem, o zaman. Benim annem o kadına yatak açtı, sofra kurdu. Ha ne diye geldi? Arkadaşıyım. Kimin arkadaşıydı? Diye. Babanızın babamın mı arkadaşı. Annenizin? Babamın Face'ten tanıdığı, daha doğrusu okey arkadaşıydı. Ha. Okey'de tanıştığı bir arkadaştı. Sonra Didim'e gelmek istediklerini söylediler. Ben Didim'den geliyorum. Didim'e gelmek istediklerini, orada bir tatil yapmak istediklerini söylüyorlar. İlk defa o zaman mı evet, babanızla karşılaştı? Yok, babam daha önce görüşmüş o kadınla. Ha. İsim verebiliyor muyum?
Yani hanımefendinin adını zaten burada bütün söyledikleriniz iddia. O yüzden hanımefendi istediği zaman arayabilir. Aynen öyle. Arasın, zaten bana gelip tehdit etti. Beni dedi ki hodri meydan. Hadi dedi, yap yapabiliyorsan, al alabiliyorsan dedi bana. Benim iş arkadaşım da buna şahit, sülaleni kurutacağım senin dedi bana. Allah Allah. Evet. O kadar kolay mı o evet. işler ama. Yani babama... Şimdi bunlar sizin iddianız. Hanımefendiyi de buraya bekliyorum. Bekliyorum. Ben de bekliyorum. Gelsin yüzleşsin. Hangi yüzde gelsin, gelecekse söyleyelim. Gelsin yüzleşsin. Peki. Benim annemin emeğiyle yaptığı sofra kurdu senin önüne ya ilk önce. Sofra kurdu. Yatak açtı sana sevgilim dediğin adamla. Sonra sen gittin babamı aldın götürdün bizden. Ve bir sürü yalancılıkla dolandırıcılıkla babamdan imza alıp Nalan her şeyimizi aldı bizden. Duygunuzu anlıyorum. Benim de babam böyle bir şey yapsa çok bozulur, çok üzülürdüm. Aynen ama öyle. Anneme yapılanları... Şu an... Tek nefretiniz bu hanımefendiye. Evet. Ama hiç mi babanızın suçu yok? Babamda çok hani suç var. Hani hiç mi hırsızın suçu yok? Hayır, şimdi hayır, o da ailesine, çoluğuna, çocuğuna, karısına sahip çıksaydı çok sevdi, aşık oldu. Evet. Medeni bir şekilde, dürüstçe evet. ne bileyim söyleseydi kolay değil bir yuvayı ya, dağıtmak ama. Ya babam bir de 65 yaşında gitti Zahide Hanım yani. O da maşallah yani ne oluyor bunları bilmiyorum. Ben babama dedim ki gözüne beraber dedim. Bak Satılmış Bey kaç yaşındasınız? 65 sene daha var yani sizin böyle evet, şeyler. Evet. Yani ben babama eyvah. Dedim ki 40'ında yapsaydın dedim baba hani teneşir paklardı seni. Ben dedim 65'inde yaptın seni teneşir de paklamaz artık dedim yani. Hayatım bu iş yaşta söyledim. Değil bak Mustafa amcamı gördün mü dün? Evet. Bak evet, oturuyor doğru, orada bir yerde musunuz? Arada uyukluyor o. Onu bir yani ne diyeyim kadın... bak 76 yaşında 49 yaşında hanımefendiyle ha. evleniyor. Evet. Bir yani... de kadın şimdi ondan boşanmıyor mu? Mustafa amca da şimdi ben boşa diye geldi mi bana bakalım ne yapacağız. Yok bizimkinin derdi evlilik değildi. Bugün Mustafa amcanın köyündeyiz. Köyüne bağlanacağız. Köy meydanına kurduruyorum masaları. İsteyen gelsin köy meydanına. Mustafa amcanın köyünden canlı canlı bu olay neymiş ne değilmiş öğreneceğiz. Mustafa amcayı daha yakından İnşallah. Tanıyacağız. Nalan konuşacağız. Satılmış Bey hoş geldiniz. Şimdi dün aslında çok şey konuştuk telefonda. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz aslında eski eşiniz için geldiniz. Evet. Benim... Ama ondan sonra sevgiliniz de sevgiliniz. Kadıncağızın adını söyleye söyleye söyleye. Ama şimdi bak yaşanmış bir gerçekler var. Ben eşimin zaten bana dargın olması. O dedim ya sosyal medyada paylaştı ondan sonra. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Dün hani bağlandılar ya. İşte atıp tuttular. Benim şimdi benim duyma sıkıntım var. Dün orada bir şeyler dedi. Ben akşam YouTube'dan seyrettim. Dün cevap veremedim. Ben burada... Şey duruma düştüm, haksız duruma düştüm. Ben şimdi burada ne dedim? Telefonda değil, karşıma çıkın. Gelin burada çatır çatır hesaplaşalım. Ben günahım aslında var. Geleceklerdi. Yani bayağı şey otobüse bineceklerdi. Son anda vazgeçtiler. Gelsinler burada hesaplaşalım. Telefonda delikanlılık yapmayacak. Gelecek buraya karşıma, ben konuşacağım, o söyleyecek, o soracak, ben söyleyeceğim. Öyle telefonda delikanlılık yapıp işte şundan böyle... Benim öyle bir şeyim varsa ben buraya dik geldim. Ben söylerim. Ben hiçbir şey saklamam. Yapmasam yaptım derim. Yapmasam yapmadım derim. Öyle bana iftira atma. Bir de siz şunu de söyleyeceğim. Siz de iftira atmayın. Çünkü ben de Necla işim. Hanım şimdi dün çıkıp konuşunca. Bakın hani ben. Hani kadınla ilgili bir sürü şey söylendi. Şimdi sizinle ilgili de söylendi. Sizin daha önce Necla Hanım'a şimdi söylediğiniz gibi böyle bir şeyler söyleyip başka bir kadını köyden kaçırdığınız söylüyorlar. İşte ben de diyorum Ama ki. Ama bir dakika bak Satılmış Bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz buraya Suzan Hanım için geldiniz. Ben eski eşiniz için. Değil mi? Onun için geldim. Ben... Ama bak bir dakika bir sakin. Ama Suzan Hanım'a öyle hissettirdiniz ki. Aynen. Yani kadın resmen dedi ki Satılmış hani sen benim için gelmiştin. Aynen. Geldiğinden beri Necla gibi. Aynen. O, Oğuz Beyciğim hazır mı Oğuz o görüntü? Onu bir verebilir miyiz? Hani bir bölüm vardı ya. Bak aslında eski eş için geldi. Ama eski eşini o kadar bıktırdı ki kadın en son bize bunları söyledi. Buyurun. O adama söyleyip ben oraya gelmeyi düşünüyorum. Suzan Hanım. Ama o adam ben sevdim. Ben seviyorum dedi ya Necla'yı. Benim konum bitti. Bak şu anda Necla'yı takıyor. Onun derdi Necla. Buyurun onu barıştırın. Buyurun onları barıştırın. Beni rahat bırakın lütfen. O Zahide Hanım'a söyleyin. O kadını gökyüzüne çıkarmaya devam etsin. Hadi eyvallah. Zahide Suzan Hanım. Ben karşınızdayım. O ben... Haklı. Nereden ki o kadar haklı? Ben haklı. Ne dedi anladınız mı? Anladım. Bir söyleyin bana ne dedi? Dedi ki o kadını çok seviyormuş hala dedi. Onun için gelmiş oraya dedi. Benim için gelmemiş dedi. Bir daha da beni aramasın dedi. Haklı. Ama ben... Hangi konuda haklı? Her konuda haklı. Necla konusunda da haklı. Siz hala Necla Hanım mı seviyorsunuz? Hayır asla. İşte asla. Suzan Hanım onu söylüyor. Benim için geldiğini söylüyor. Belki de kadın gelecekti ki sizi defalarca affetmiş.
Ama siz Necla Necla deyince bir daha verir misiniz o görüntüyü? Bir daha bir daha bak bir dikkatle dinle Allah aşkına Satılmış Bey bak. Buyurun. O adama söyleyin ben oraya gelmeyi düşünüyorum. Suzan Hanım. Ama o adam ben sevdim. Ben seviyorum dedi ya Necla'yı. Benim konum bitti. Bak şu anda Necla'yı takıyor. Onun derdi Necla. Buyurun onu barıştırın. Buyurun onları barıştırın. Beni rahat bırakın lütfen. O zaydanıma söyleyin. O kadını gökyüzüne çıkarmaya devam etsin. Hadi eyvallah. Suzan Hanım. Hanım ben karşınızdayım. Suzan Hanım beni duyamadı bile sinirden. O kadar tepkisi var ki. Satılmış Bey geldiğinden beri bir kere bile ilk eşi için telafi, tölere edecek hiçbir şey söylemediniz mesela. Bir de ben şöyle düşünüyorum bir psikolog olarak. Siz sanki Necla Hanım istemiyor değil de Necla Hanım sizi istemediği için mecburen ilk eşinize dönüyormuş gibisiniz. Hayır asla. Asla öyle bir şey. Bakın, şu anda işte, Necla dese ki ben geliyorum Satılmış. Ne yaparsınız? Değil Necla. Kim gelirse gelsin bundan sonra benim hayatıma kimse giremez. Ben buraya cennet gözlüm için geldim. Cennet bak, gözlüm Necla, yani. Değil Necla. Allah iyi ki ben ona ayrılmışım. Ben Allah'ın sevgili kuluymuşum. Allah bana doğru yolu gösterdi. Ha, o da bir mutluluk yoluna girmiş. Ona da bundan sonra hayatta mutluluklar dilerim. Evet, İnşallah mutluluk. Mutlu olur. Mutluluk diliyoruz. Ha, artık diliyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim Satılmış. Bir şeyler mi? Yaşanmış, olmuş, bitmiş. Bu burada kapansın. Ben eşime geri dönmek istiyorum sizlerin sayesinde. Onu tekrar inandırmanız lazım. Ben inandırırım. Ben çünkü dobra insanım. Ben hiçbir şey saklamam. Ben Satılmış buraya aslında eşim Bey, için Allah geldim ama sakla. Olaylar... Bak. Olaylar bezi başka yöne çekti. Kardeşin olarak söylüyorum. Acık sakla. Her şeyi bu kadar Necla Necla deyince kadın da doğal olarak çıkmış oralara Necla'ya aşkını anlatıyor diye sinir oldu haklı olarak yani. Halbuki sizi kaç kere affetmiş. Hani biraz inansa size bence yine affeder. Ben inandırırım onu. O bana inanıyor. Ama ben diyorum size. Ben yaptım, ettim. Ben her şeyi inkar etmedim. Ben bundan sonra önüme bakmak istiyorum. Yeni bir hayata başlamak istiyorum. Bundan sonra Necla'ymış, Yusuf'muş, Ahmet'miş benim hiç umurumda değil. Satılmış Bey, Allah aşkına bak bir kendi kendine bir düşün. Ben de ne dersem bu kadın bana geri döner. Nasıl ona bu safiyane duygularımı anlatabilirim diye sen bir düşün. Sonra tekrar sözü sana vereceğim. Evet. Nalan, baban 10 sene önce sizi daha önce... Okey arkadaşı olan Facebook'ta evet. tanıştığı bir kadınla tanışıp artık arkadaşlık edip evinize gelip evet. evinizde çayınızı yemeğinizi yiyip hatta sevgilisiyle geldiğini evet. söylüyorsunuz iddia bu. Evet. Sonra da bu kadın babanızdan sizi koparıp almış hatta evet. mirasında da hiçbir şey size bırakmamış hepsi bu kadının üzerine geri istiyorsunuz. Evet. Peki Nalan Hanım'ın görüntülerini izleyelim. Nalan Hanım'ın miras davası nasıl başladı? Babam bir dönem muhtarlık yaptı. Köyümüzde Akköy'de. Bu muhtarlık döneminde babamın bilgisayarla olan şeyi daha çok çoğaldı, ilişkisi daha çok çoğaldı ve buradan Nuray Ödek adında biriyle tanıştı. Bu kadın babama sürekli yazar, çizer, gelir, hani evimize dahi gelmiş bir insandır. Annemi tanıyor, misafir etmiş, annem ona sofra kurmuş bir insan ve sevgilisiyle gelmiş bir insan. Bizim evimize sevgiliyim diye tanıttığı bu kişiyle gelmiş. Nalan Hanım'dan babası hakkında şok iddialar. Babam bununla sürekli telefonda da konuşuyormuş, bilgisayarda da görüşüyormuş. Sonra babam evi terk edip gitti. Babası hayattayken babasız kaldı. Annem ona tek başına hayatta hani mücadele veremezdi. Ben kardeşim ve annemi alıp evime gittim. 15 gün boyunca babama her türlü ulaşmaya çalıştım. Bu kadınla 6 yıl boyunca yaşadılar. Ama babamı defalarca sokağa attım kadın. Defalarca biz babama ev tuttuk. Ben temizliğine gittim. Eşyalar alındı. Sen bu kadından bu kadar diyordum. Hani neyin var? Tehdit mi ediyor? Ne yapıyor seni? Babam bizi hiç düşünmezdi. Kardeşimi hiç görmedi. 6 ay boyunca Umay Hanım, kız kardeşim benim engelli. Sana muhtaç bir çocuk. %97 zihinsel engelliydi benim kız kardeşim ve epilepsi hastasıydı. İlerleyen zamanlarda bir telefon aldım ve babamın kanser olduğunu öğrendim. Vefat eden baba Adnan Bey dolandırıldı mı? Babam hastaneye yatıyor. Hastanede ilk girişte bakıcısıyım diyor. İlerleyen zamanlarda da karısıyım diyor. İşte çocuklarımız var, kızlarımız var diye bizleri anlatıyor. Ve buna en yakın şahit olan bir arkadaşı var. Kendisini çok yakın bir arkadaşıymış. Nigar Hanım. Bir taşınılmaz dediğim incir ektiğimiz bir alan var. Orayı kendi arkadaşının üzerine geçirmiş.
500 metrekare yerimiz var. Oraya da baz istasyonları kuruldu. Onların da yıllık gelirlerini bir arkadaşının üzerine, yani babamdan vekalet alıp Naciye Aydoğan diye bir kadının üzerine geçiriyor. Çok yakın arkadaş bunlar. Baz istasyonlarını aradığımda da babam 18 Eylül'de vefat ediyor. Ama bu geçiş 17 Eylül'de oluyor. Öldüğü günden sonra hatta hem aylığını çekmiş, hem babamın üzerindeki olan faturanın üzerine telefon almış. Ben 10 ay boyunca hem faturasını hem de o telefonu ödedim. Yani annemin üzerine geçiyor çünkü borçlar. Ondan sonra da abim diye babama tanıttığı insanla şu anda evli olduğunu abisi olarak tanıttığı bir insanla insan nasıl evli olabilir? Babamın yasak aşkı çocuklarımın geleceğini kararttı. Bir an önce açığa kavuşturmak istiyorum. Annemin hakkını istiyorum. Ben çocuklarımın hakkını istiyorum yani. Neden 6 yıl yaşamış bir kadın bunların hepsine el koysun? Çocuklarımın orada şeyi var, ekmeği var. Neden o kadın yesin, biz almayalım? Nalan, sanki hepsini yeniden yaşadın. Evet. İzlerken. Yaşadım. Valla bu okey, bilmiyorum hani yaşadım. Karınız kocanız oynuyor mu ama bu okeyden çok enteresan şeyler çıkıyor. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Çok sevdiğim bir tanıdığım böyle karı koca, ikisi de sever böyle şeyleri. Evet. İnternette de okey oynuyorlardı ama beyefendi, hanımefendi diyordu ki kendi adını yazma, erkek adı yaz. Çünkü hanım adı yazınca nedense onlara daha bir böyle bir... Merhabalar, günaydınlar, bir şeyler. Yani önlem alan her yerde önlem alıyor, bilmiyorum. Niyeti olan da her yerde yapıyor. Muhtar olduktan sonra mı babanız değişmeye başladı? Tabii ki yani. Kaç babam daha önceden 60'lı yaşlarında falan oldu babam muhtarlığa. Hani zaten yarım dönem falan yaptı. Orada da bir problemler yaşadı kendisi, bilmiyorum, istifa etti. Yani babam zaten inşaatçıydı. İnşaat ustası bir adamdı yani, emekli oldu. Sonradan muhtarlığa geçince tabii bilgisayar aldı. Cep telefonlarına işte geçiş yaptı. Biz ama hep diyorduk hani sen inşaatçı kalsaydın keşke. Keşke baba hep malayla uğraşsaydın. Yani annemle, Gamze'yle ilgilendiği kadar o dönemlerde hiç ilgilenmiyordu. Orada başka bir dünyayı mı tabii, keşfetti? Tabii orada bir başka bir şeyler vardı. Yani o Adnan değildi. Babam o değildi. Bir şey söyleyeceğim. Bizim çok kıymetli muhtarlarımız var. Biz her şeyi muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Ya benim babam da çok şey yaptı. Bak o yarım dönemde Zahide Hanım. Yani şöyle, babam köyü her çok muhtar değiştirdi. Bilgisayar başında okey oynayan anlamına gelmesin sakın bunlar. Görev çok anlamında kıymetli değil. Bizim göreviyken görev değil. Babam eve geldikten sonra. Babam eve geldikten sonra peki, bambaşka bu kadından biri oluyordu. İlk ne zaman haberiniz oldu? Benim ilk ne zaman haberim oldu? Annem bunu 2 yıl boyunca bizden saklamış. Sürekli haliniz görüş. Biliyor muydu? Tabii tabii, annem biliyormuş. Yani onun yanında konuşuyorlarmış, onun yanında mesajlaşıyorlarmış. Annem içine kendi kendine yemiş bitirmiş ama bize bir şey diyemiyor. Yani biz üzülmeyelim diye. Annenizin... Annem mi? Annemizin... Feride Barlak. Bir daha söyle. Feride. Feride Hanım. Evet. Feride Hanım'ın telefonu var mı bizde? Tabii var. Feride Hanım'ı da bağlayabilirsiniz. Resmini de gönderdim ben annemin. Hanımefendinin numarası var mı? Onun numarası yok. Beni her yerden engellemiş. Hiçbir şekilde bulamadım, hesapları ulaşamadım. Ama en yakın arkadaşının numarasını verdim. Nigar ablanın numarasını verdim. Nigar ablaya da çok büyük kazıklar atmış. Çok büyük olaylar yaşamışlar birlikte. Yani o zaten babamla olan ilişkisinde olduğu gibi o biliyor. Nigar abla biliyor. Onun numarasını verdim size. O konuşmak, gelmek istiyor hatta. Tabii ki buyursun, gelirim gelsin diyor, başımla beraber. Yüzleşirim diyor. Yani gelsin yüzleşirim diyor. Bana şu an da, nerede olduğunu biliyor mu? Nuray Ödek mi? Nuray Öde'yi ekip de araştırmış. Aydın'da adres çıkıyor ama Akbük'te yaşadığını biliyorum. Yani Didim Akbük'te yaşadığını biliyorum. Abim dediği adamla evli olarak. Size abim bize diye abim tanıttı. Diye tanıttırdı o adamı. Peki 2 sene anneniz bu kadını biliyor. Evet. Hanımefendiyle bir ilişkisi olabileceği ihtimalini biliyor, evet, babanın. Evet. Hiçbir şey söylememiş. Hiç bize bir şey söylemedi. Hayır, size değil, kocasına. İnsan der söylemez ki sen mi? Ne yapıyorsun? 18 yaşında delikanlı gibi telefon elinde, sen sürekli dışarıdasın Adnan, hani neden? Niye böylesin? Karda kışta kıyamette elinde telefon. Ne sürekli gezmeye elinde? Gidiyordu. Sürekli böyle işte şeyler olur köylerde, böyle hani geziler düzenlenir, turlar düzenlenir ya. Sürekli o kadınla beraber gezilere gitmişler. Zahide Hanım bunu bilenler var. Annemi almıyor. Engelli kardeşim var ya, ona engel olacak. Ayrılmıyor. Yani onunla götürmüyor. Nuray Hanım'la gidiyorlar. Nuray Hanım'la sürekli gidiyorlar. Edirne'lere, oralara, buralara gezmişler. Peki o zaman maddi olarak bir eksiklik yaşattı mı size?
Maddi olarak eksilik, biz zaten evliydim ben. Ben o zaman o siz dönem evliydim. Çıkmıştınız? Ablam da evli, kardeşim de evli. Bir tek hani anneme yaşatmış. Yani annem bir şeyler istediği zaman yok ama gezmeye, işte tozmaya var. Hmm. Yani emekli maaşı da var. Ama annem diyordu ki, Gamze'den mesela engelli maaşını da annem, engelli maaşı alıyordu Gamze devletten. Hı hı. Onu dahi annemden alıyormuş, biliyor musunuz? Hı. Hani sen ne harcıyorsun ki evde? İçkin yok, sigaran yok. Gamze'nin ilaçlarını alıyorum ben nasıl olsa. Doktora da götürüyorum zamanı geldiğinde. Paraya ihtiyacın yok senin deyip annemden engelli maaşını bile alıyormuş babam zamanında. Yani o kadınla yesin, geçsin, içsin diye. Peki siz bunu ne zaman öğrendiniz? Ne zaman evi terk etti gitti? Terk ettiği gün öğrendim ben. Ona yemin ederim bilmiyordum. Hiçbir şekilde annem bize aksettirmedi ve yani yansıtmadı. Sizi üzmek istememiş. Evet, bana bir telefon etti. Nalan ne yapıyorsun? Anneciğim evdeyim. Küçük oğlum var, ona bakıyorum. O zamanlar 12 yaşında oğlum var küçük. Ne oldu anne? İşte baban gitti. Nereye gitti anne? Nereye gidebilir? Nuray diye bir kadın vardı ya, hani bizim evimize gelmişti. Anne ona gitti. Peki Nuray sizin evinize geldiğinde gerçekten babanızla bir şeyler var mıydı, yoksa sonra mı oldu acaba? Bence vardı. Bence vardı. Zaten o adam, sevgili dediği adam, onun çetesi. Yani kurmuş olduğu bir düzen var Zahide Hanım. İddia olduğunu tekrar söyleyeyim ben de yani. Ben iddia ediyorum. Bu hanımefendiden bahsediyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Nuray Ödek. Aynen öyle. Hayatımı karar. O kaç yaşında? O da çok... Şu anda 50-52 yaşlarında falandır diye düşünüyorum. Çünkü çok gençti. Babamla birlikte olduklarında çok gençti. Siz birlikte olduklarına eminsiniz yani. Tabii ki. Ben eminim. Ya ben evlerine de gidiyordum Zahide Hanım. Babam annemi terk edip gitti. Ben babamı hiç terk etmedim. Ha, siz görüşmeye tabii, devam tabii. ettiniz. Tabii tabii. Ben hiç terk etmedim. Ben babamı bırakmadım mesela. Hani nereye gitti bu adam? Kızmadınız mı babana? Kızmam mı? Ne yapıyorsun bu yaştan sonra? Eve eğer dedim, annemle boşanma kağıdı gelsin baba dedim. Hani tehdit diye geçebilir. Belki avukatım da bir bana kızacak ama. Anneme dedim, eve boşanma kağıdı gelsin. Seni o kadınla o dairede yakarım baba dedim. Bu biraz tehdit oldu. Aynen. Evet dedim yani, boşanma kağıdı. Ama kızgınlıkla avukat bey söyledim şey. Yani. Çünkü benim annemin ona muhtaç. Evet. Hiçbir geliri yok. Yani babam gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Yemin ederim Zahide Hanım, annem bana telefon etti. Evde ekmek alacak param yok Nalan dedi. Eyvah. Evde hani hiçbir şey bırakmamış. Yani ekmek parası bırak bari. Ekmek parası bile bırakmıyor. Sonra biz eşimle gittik, annemle hiç Gamze'yi aldık. Ne yerler, ne içerler, ne yaparlar? Hiç düşünmedi. Hiçbir şekilde düşünmemiş. Annemi nasıl terk ettin? Yani annemi terk ettin anlarım. Bir ilişki bitebilir. Boşanmak da isteyebilirsin de kardeşimi nasıl terk ettin başka bir evlat, kadın için? Evlat. Hayır, biz de aklı başında, aklı selim insanlarız da Gamze... Başka kadınlar için yapılabilecek şeyleri yıllarca gördük. Aynen. Gördük. Adamların yani gözü kararıyor. Başka evet, birine evet, dönüşüyorlar. Evet. Başka birine dönüştüler zaten. Hani babamın peki, bir başka birine dönüştü. Son dakika gelişmesi. Gelsin. Alo. Alo. Feride Hanım merhaba. Merhaba. Merhabalar. Ne diyeyim size? Siz bunları kızınız anlatıyor ama asıl siz yaşamışsınız. Evet. Hem başınız sağ olsun. Evet. Hem çok çok geçmiş olsun. Siz eşinizin sizden koptuğunu ilk nasıl anladınız? Feride Hanımcığım, çok özür diliyorum. Evet. Televizyonunuzu kapatır mısınız? Sesini iyice kapatın. Beni telefondan duyun, olur mu? Bize geri dönüyor o ses. Hah. Şu an evladınız da muhtemelen yanınızda. Allah ona da şifa versin. Yok, rahmetli oldu kardeşim. Aa, doğru, babanızdan sonra değil mi? Dayanamadı, kıyamam. Tabii. Başınız sağ olsun bir tarafta. Babamız vefat etti. Kızım da vefat etti. Ocak ayında 3 sene dolacak kızım vefat edeli. Yattığı yerler babası 4 sene oldu Eylül ayında. Benim kızım engelliydi. Küçük kızım vefat ede. 33 yaşında öldü. 33 yaşına kadar yaşattınız. Evet, bebek ya. Gibi. Elimiz elimizde. Ölürken de elim elimde öldü. Öyle geçtim. Raporları 38 yaşına kadardı. Çok, evet. O yüzden dedim, 33 yaşına kadar yaşamış annem o. Yoksa... Hala 75 yaşında öldü dedi. 70 ama... Babası kaç yaşında öldü? Şimdi. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Babası kaç ben yaşında öldü? Ben 71 yaşındayım, o 73 şimdi şu an. 63 yaşında terk etti o bizi. 63-65 bilmiyorum. Yani ya, yaşları evet. Aşağı yukarı anlıyoruz da.
Siz şimdi evet. bu yaşta artık böyle hani bambaşka şeylerle uğraşacağınızı zaten bir evlat yarası var yüreğinizde. Evet. Şimdi de sahip olduklarınızı geri almak istiyorsunuz. Peki evet. Feride Hanım siz nasıl bile bile yani ne zaman fark ettiniz beyefendinin başka bir ilişkisi olabileceğini? Daha önce olmuş muydu böyle ben, bir şey? Ben taş oynuyorlardı okey. Televizyonda, internette fark ediyordum. Benden gizliyordu. Bu kadın diyordum senin paranın peşinde. Arabamız vardı. Arsamız vardı. Her neyse onlar senin paranın peşinde diyordum. Bırak alemin delisini bize ne diyordum. Ama bir telefon açıyorlardı. Bir hafta görüşüyorlardı. Bir hafta sonra küsüşüyorlardı. Tekrar barışıyorlardı. Küsüşüyorlardı, barışıyorlardı. Bunlar ne böyle öyle küsüp işte. Barışıyorlar sizin yanınızda? Hani öyle sevgili yapıyorlardı. Hayatı yaşamışlar. Allah. Bir sene boyunca anlaştı. Sıkı sıkı 11 ay boyunca yanımda böyle. Görüyordum ben de internette. Sizden hiç çekinmiyor muydu bu adam bana. Ya? Sarkaç dolaş fotoğrafları vardı televizyonda, internette. Ne fotoğrafları vardı? Sarmaş dolaş. Böyle sarmaş dolaş. Yakalamış annem Face'te. Sarılmışlar resimleri vardı. Görüyordum yani. Siz demiyor muydunuz rahmetliye sen ne yapıyorsun bu kadınla böyle? Senin karın diyordum benim işte, diye. Senin paranın peşinde seni ne yapsın ki diyordum 63 yaşında. O 42 mi dedi 47 miyim dedi. O seni ne yapsın ki diyordum. Çok uyardım paranın peşinde diyordum. Boşarım seni diyordum. Neler diyordum ama bırakmıyorlardı birbirini. Siz dün Mustafa amca izlediniz mi? İzledim. Bak Mustafa amca kendi ilk aklına gelen bu iş olmaz. Bu çok genç demiş. Etrafındakiler. Ya siz o ben bir de evli. Ben olmaz diyordum bu iş olmaz. Mustafa amca yine bekarmış o zamanlar. Sizinki bir de evli. Peki bunlar evet. mı? Bunlardan bahsediyorsunuz 40, o fotoğraflar. 42 senelik evliliğimiz vardı. Şu anda abim dediği adam o. Ha bu ben abiniz dediği öte, adam. Ha. Bak git öte gel beri birbirimize demedik. Bir gece ayrı yatmadık. Sensin demedik. İkimiz de birbirimize. Hiç yüksek o kadar, sesle konuştuklarını duymadım Zahide'den. Seviyor o muymuş? O beni sürükledi, kaçırdı. 42 sene geçindik biz. Ya. İşte o kaçırılan zamanlar çok yok. Gerilerde kalıyor. Peki 6 bu... sene bayanla yaşadı. 4 sene doldu öleli. O beni bir ay iki aradı geri dönmek için ben kabullenmedim. Resimdeki Nuriye'deki annemin dedim. Resmini kızlar dediler anne kabullen. Ben dedim ki şimdi kabul edeceğim bir hafta sonra gene gidecek. Niye peki size geri dönmek istedi sizce? Onu da bilmiyor. Televizyonu kapatın. Televizyonu kapatın. Siz telefondan onu duyun beni. Onu da bilmiyor. Ama size geri dön. Şimdi bu beyefendi, bu hanımefendinin abisi dediği kişi mi? Bu sizin eve gelip beraber yattığı, uyuduğu hayır, kişi hayır, mi? Hayır, hayır değil. Ha, bu başka. O başka. O başka. O gençti. Alim diye Halil biriydi. Halil diye bir adamdı. Ha. Benim de dedi 18 yaşında kızım var dedi. Bunlar bizde 2 gece kaldı. 2 posta geldiler. İki sefer yani ben onlara benim eşim dedi ki onlar karı koca değil ayrı yatak yap dedi. Birine bir odaya yaptım birine bir odaya yaptım. Sabah kahvaltıya bekliyorum çıkmıyorlar. Bir geldi vurdum kapıya girdim aynı yatakta yatıyorlar. Ha. Hatta çamaşırları benim yaptığım bir iki odada bayanın kendisi onun yanındaydı. Uygunsuz bir şekilde gördüm ben onları. Peki eşiniz... Kıskandığı için mi böyle söyledi acaba? Hani birine hayır, bir yatak yap, birine bir yatak. Hayır hayatım size demiş ya. Sen onlara ayrı yatak yap, bunlar evli değiller diye. Kendi ama fesat, belki, kendi kıskançlığından mı acaba böyle söyledi? Hayır bana şey yaptılar belki de. Onlar tamamen ikisi, oyundu bence. Onu sevgili zannetsinler annemden onlar dolayı. Onlar belki ikisi aynıydılar. Bak kızınız karı koca ne diyor? Değildiler ama seni beni kandırmak için birlik herhalde öyleydiler. Mahsus bak onun erkek arkadaşı bu benimle evet, alakası evet. yok. Evet evet. Demek evet için. Evet oydu. geldi gittiler. En sonunda geldi interneti kapattı. Çay içmeye geldi. Hı. İnterneti kapatmış gittiler. Bir daha da bir iki gün sonra da gitti bilgisayardaki bütün konuşmaları, görüntüleri her şeyi yok ediyor kadın. Gidiyor. Sonra evet. arkasından 3 gün sonra da babam gidiyor. Bilgisayarı evet. temizliyor. Ve sonra kadın gidiyor. Neyse. Gitti yani arkasından. Babam ben gidiyorum gitti dedi. Yani. Akşam ama yemeğini yedik. Ben gidiyorum akşam dedi gidiş o gidiş. Ezan saatinde ben gidiyorum. Ondan sonra bu çıktı kahveye diye bana telefon etti. Hatun ben gidiyorum dedi. Nuray'ın yanına dedi. Bir daha dönmemek üzere dedi. Allah. Ama evini tutmuş didimde. Hepsini tabii. ayarlamış her şeyi.
Orada beraber yaşamışlar bir iki sene. Evi nerede tutmuş? Dibimde dediğiniz? Didim'de. Ha, Didim'de. Her şey ayarlanmış. Allah Allah. Karnı Ali, da aç gitmemiş yalnız. Sizin Ali son geldi, yemeği yemiş öyle gitmiş adam. Ben Alil geldi, nüfus karıştırdı. Sokak kapısından konuştular. Ben koştum arkasından gittim. Arabaya bindi, bay bay yaptı bana gitti. Feride Hanım, şu evet. an malı mülkü bu kadına mı bıraktı? Malı mı? Evet. Benim kulağım biraz ağır da. Estağfurullah. Malı mülkü bütün varlığını bu kadına mı bıraktı? Evet. Ay bırakması hepsi şeyden oldu. Bugün ayın 18'inde ölüyor. Ayın 17'sinde o direkler var bizim telefon direkleri bir arsamız var. Onu geçirmiş oraya. Sözde ona. Arkadaşına kendine değil. Arabamız var. Bir gün onu bir kişiye satış yapmış. Peki şimdi bizim burada avukatımız var. Evet. Avukatımızla evet. hepsini konuşacağız. O belgeler varsa onların hepsini Nalan bize getir lütfen. Onları ben bir inceleyelim. İstemiştim göndermişlerdi Aynen. zaten. Avukata verdik biz 3 seneyi geçti belki. Bilmiyorum sonuçlanmadı. Öyle gidiyor sürüyor. Peki biz bu hanımefendiyi bulalım. Katılmıyor çünkü hiçbir mahkemeye katılmadı. Hiç bir kere görmedim. Yani, siz katılıyorsunuz. Evet ben katılıyorum. Peki fotoğrafı tekrar verir misiniz? Şu anda duyumlarınıza göre nerede hanımefendi? Şu anda duyduğuma göre Akbük'te olduğunu, beyefendiyle ikisinin Akbük'te yaşadığını biliyorum. Akbük'te bir evde, yani babamın tuttuğu evden bırakıp hani oraya boşalttılar Didim'deki evi. Akbük'e yerleştiklerini duydum en son. Peki Akbük'te gören, duyan, bilen varsa bir fotoğrafı tekrar verebilir miyiz Oğuz? Gören, bilen, duyan varsa, bakkal, çakkal kim varsa mahallede muhtar mutlaka çıkar. Zaten şöyle bir şey de vardır. Söyleyeyim. Ablanın bir tanesi tanıyor benim iş yerimden. Hatta aynı Hı. otelde katçılık yaptıklarını söylediler. Hı. Haşim Bey diye bir adamın yanında çalışmışlar. Kendi adını Nuran diye söylemiş. Başka ha. birinden Özlem diye duydum. Olabilir bir sürü adı var. Yani Nuray Ödek mi onu da tam olarak bilmiyorum. Nuran yani, da olabilir. Nuran da olabilir, Özlem de olabilir. Her türlü adı var kadının. Hı. Yani çeşit çeşit ad duydum. Bu Haşim Bey'in de arabasını yolsuzlukla sattığını, başka birine sattığını duydum. Yani tabii bunlar iddia onu söyleyeyim. Evet tabii ki ben, iddia ben de duyum aldım. Ama ben babamdan, yani ben kendi hakkımı istiyorum ama Haşim Bey de çıkar derse ki benim de bana bu şekilde yaptı diye. Yani ben bunları kendim için değil başkaları için de istiyorum. Yani başkalarının hakkını da yediyse gelsinler yani. Varsa eğer hanımefendiyle ilgili. Sıkıntısı olan bizi ararlar zaten. Evet iki tane oğlu var bunun Zahide Hanım. Yani yalan değilse iki tane oğlu var. Ben numaralarını buldum aradım. Biri beyin cerrahı, biri kalp cerrahı. Ve bunları dayıları büyütmüş. Abla biz öyle bir kadını tanımıyoruz. O kadın için bizi arama dediler. Allah Allah. Peki. Bir daha da ulaşamadım kendilerine. Peki hanımefendiyi gören duyan varsa lütfen bize ulaşsın. Siz de lütfen eğer bizi izliyorsanız lütfen gelin. Burada bir sürü iddia var ama belki de sizin yaşadıklarınız bambaşkadır. Bambaşka şeyler de çıkabiliyor. Mesela bak satılmış beyin de çocukları Allah analarından razı olsun. Biri diş teknikeri, biri gülle atmada Türkiye birincilikleri hatta dünya dereceleri var. O yüzden hani hiçbir başarı mutsuzluk olmadan olmuyor. Bir sıkıntı oluyor o sıkıntıya üstüne basa 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 yukarı çıkıyorsunuz. O yüzden hayat ne getirir götürür belli olmuyor. Peki Nalan Hanım teşekkür ediyorum. Mutlaka bize ihbarlar gelecektir. O ihbarların hepsini değerlendireceğiz. İnşallah. Peki. İnşallah bekliyorum Zahide'den. Satılmış Bey düşündün mü? Düşündüm efendim. Düşündüm. Allah aşkına bak şimdi diyeceğim ki şu kameraya konuş. Sakın öbürünün adını karıştırma artık. Tamam. Sadece eski eşine konuş. Hazır mısın? Hazırım. Bak bu kameraya bak bir numara yazıyor orada. Hazırsan. Konuşayım. Konuş. Cennet gözlüm. Daha önce ben... Çok hatalar yaptım. Baştan söylediğim gibi. Çok şeyler yaptım. Seni çok kırdım. Sen beni defalarca affettin. Ben yine kendi yoluma, kendi kafama göre hareket ettim. Hatasız kul olmaz. Hatalar insanlar içindir. Bu yaştan sonra, bak 4 tane torunumuz var. 4 tane evladımız var. Birisi rahmetli oldu. 5 tane. Gel bundan sonra el ele verelim. Göğüs göğüse, sırt sırta verelim. Torunlarımızla, çocuklarımızla beraber son günlerimizi mutlu bir şekilde yaşayalım. Ne olur sana yalvarıyorum. Artık bundan sonra ben yeniden bir hayata başlamak istiyorum. İkimizle beraber. Ne olur, ne olur gel. Sen bambaşka bir hayat yaşayacaksın. Senin o
kırdığım gururunu, şerefini, o başının senin dik gezmesini sağlayacağım. Bundan sonra başın dik, gururlu gezeceksin. Bakın, ben bir şey daha söyleyeyim. Dün akşam beni yayından sonra çok kişi aradım. Hı. Hatta benim mahallemde Palamut diye bir arkadaşımız var. Şu anda mahalle muhtarı adayımız. Hı. Bizi de çok iyi tanır. Dedi ki, ya Satı abi dedi, bana Satı derler Zonguldak'ta. Ya dedi, Suzan ablam ona dedi, ne güzel mutluluğunuz var dedi. Görüyorduk dedi. Tamam dedi, senin var hataların ama dedi, olmadı abi dedi. Biz hep, bak Zonguldak'ta benim hanımımı, eşimi, çocuklarımı tanımayan olmaz. Esnafından tut çünkü benim hanım... Zaten senin hanım çocukları okutmuş. Anne derler. Bak, sensiz benim sana Zonguldak'ta, rağmen çocukları Zonguldak, okutmuş, büyütmüş, bir yerlere getirmiş, Satılmış Bey. Zonguldak'ta benim hanımı görenler Suzan anne diye bahseder. Büyüğü küçüğü. Suzan anne İstanbul'da da Hacı anne diye bahseder. İşte sen o kadıncağıza bak neler i̇şte, etmişsin. Bak diyorum ben size, ben hatalıyım. Peki bir neler yaşadık bir izleyelim. Ondan sonra sana bir telefon. İçkiyi var. Bırakmış mı acaba içkiyi? Satılmışın çok konuşulan aşk hayatı. Çok şeyler var anlatacağım. Çok. Sizin eski eşinizle eski sevgiliniz telefonla ben konuşuyorlar. Ben kötü oldum, onlar kanka oldu. Allah Allah. Gerçek söylüyorum bak. O adam ben sevdim, ben seviyorum dedi ya Necla'yı. Benim bunun bitti. Bak şu anda Necla'yı takıyor. Onun derdi Necla. Buyurun onu barıştırın. Buyurun onları barıştırın. Beni rahat bırakın lütfen. İddiaların odağındaki Necla'dan şok açıklamalar. Necla'cığım şükür kavuşturana bak, senin hakkında iki adam da konuşuyor. Sen yoksun ortalıkta kuzum. Ben onunla tanıştım ettim, tamam evlenme yoluna girdik. Yüzüklerimizi taktık ama beni karısı çok güzel uyardı. Ne dedi size Necla? Ben dedi kocamı seviyorum Necla dedi. Ben aramızdan çıkarırsam dedi ben kocama geri döneceğim dedi. Oraya çıkmış Yusuf abi benim abim dedim, kardeşim dedim, adamı kötülüyor. Eski sevgilisi Necla ile Tüpçü Yusuf arkadaş mı? Peki Tüpçü Yusuf telefonda bir merhaba diyelim. Bir anlatır mısınız? Sizin Necla Hanım'la bir ilişkiniz var mı yok mu? Abi kardeş. Abi kardeş gibisiniz. Biz ablam kız kardeşimiz. Şimdi bak ben size bir şey anlatacağım. Heh. Sizin hiç böyle aile dostunuz yok mu? Ya vardır tabii ama gecenin 11'inde de ben tüp satmaya aile dostumla gider miyim? Su almaya gece 11'de gider miyim? Tüpçü Yusuf'un satılmış hakkındaki şok iddiaları. Yıllar önce aynı şeyi bu adam bir kadına yapmış. O kadın Zonguldak'ı terk etmek zorunda kalmış. Ben inkar etmiyorum. Adı nedir kadının biliyor musunuz hanımefendi? Tanımıyorum işte, ben adını da bilmiyorum. Onun o kendisi söylesin, kimse o kadın. Senin arkadaşın çıktı o kadından. Arkadaşın çıktığı kadını çıkmasın. Tüpçü Yusuf satılmışın eski eşi Suzan'la da mı arkadaştı? Eski eşiyle gittim kendi evinde, eski eşinin kendi evinde kahve içtim. Bakın ben anlatayım. Yaz Yusuf Bey siz de maşallah her eve girip çıkıyorsunuz yani. Necla hakkındaki iddialara cevap verecek mi? Şimdi çok daha net aydınlanmış oldu. İyi ki aradınız. Ben yine de sizi buraya bekliyorum. Yüzleşin ya da yüzleşmeyin ama yüzüne son bir şey söyleyecekseniz daha da sizi rahatsız etmesin. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Vallahi Necla Hanım dün güzel konuştu. Tüpçü Yusuf iyi ki bağlandı. Çünkü siz bize anlatıyorum, ben çok dürüstüm her şeyi anlatıyorum diyorsunuz ama her şeyi de anlatmıyormuşsunuz. Anlatıyorum. Yani yok, ben şimdi Necla Hanım'dan ve Yusuf Bey'den öğrendiklerimi sizden buradan duymamıştım. Ama inkar etmediniz. Bir para mevzusu dediniz mesela. Onu da anlat. Necla Hanım paramı gitti Tüpçü Yusuf'a verdi diye. Necla Hanım da o parayı size geri verdiğini söyledi. Yusuf Bey de size geri verdiğini söyledi. Ama ben almadığımı inkar etmedim. Bakın ben anlatamadım. Ama her şeyi tam anlatmadığınızı anladım. Hayır, ama şöyle bakın. İki hanımefendiden biri telefonda. Sizce kim? Kim olabilir sizce? Eski eşi. Eski eşi mi? Bir mikrofonunuz var mı? Hanımlar ha. Sizce döner mi Suzan Hanım? Benim bence dönmez gibi geliyor bana da. Satılmış Bey'in bir amacı var burada ya. Ne o? Necla Hanım'ı nişanlandığını söyledi dün. Bana yar olmadı, başkasına da yar olmasın diyerekten, işini bozsun diyerekten geldi buraya. Eski eşinle evlenmek için değil. Siz hazmedemiyorsunuz başka birine nişanlandığını. Bakın, cevap verebilir miyim? Doğru mu yanlış mı söylüyor? Yanlış. Niye yanlış? Benim hayatımdan çıkmış bu. Çıkmış ama çıktı. Siz o kadar çok bahsettiniz ki. Satılmış Bey, zaten değil, görüşüyormuşsunuz hanımefendiyle, eski eşinizle. Seviyorum da diyor. Zaten gitseydiniz kabul ederdi evlilik teklifini. Sizin amacınız başka. Necla Hanım'ın
İşini bozmak için yapıyorsunuz. Hayır, ne alakası yok. Ben orayı onu bozmak istedim. Ben Zonguldak'ta bozardım onu. Ben buraya çıkmazdım ki. Ben Zonguldak'ta istedim onu bozardım. Ne yapardınız? Yani konuşurdum şey dedim. Bakın ben... Bak zaten Necan dedi ki şu anda bir hanımefendi hatta bekliyor. Eski eşiniz de olabilir, Necan Hanım da olabilir. Tamam. Tamam, ona göre. Ben sizin yerinizde olsam çok dikkatli konuşurdum. Bak dikkatli konuşurdum. Telefonun karşısında eski eşiniz varsa her an telefonu kapatabilir. Çünkü... Yine Necla Hanım'dan bahsetmeye başlayınca... Ben ondan bahsetmek istemiyorum ama konular yine oraya getiriyorsun. Ama dedi ki beni nişanlıydım, yine aradı. Bakın aradı değil. Bak anlatacak çok şeyler var da ben anlatamıyorum. Hep konuşmamı kesiyorsun. Niye işte herkes anlatıyor, her şeyi burada anlatıyoruz, bakın, konuşuyoruz. Ben Necla benim umurumda değil. Evlenmiş, evlenmemiş, boşanmış, gitmiş hiç benim umurumda değil. Gerçekten mi? Yeminle konuşuyorum. Bak Allah yukarıda şahit. Peki bir dakika. Alo. Necla Hanım merhaba. Merhaba Rıvay'ım. Merhaba. Vallahi iyi ki dün bağlandınız. Çünkü siz bağlanınca biz pek çok şeyi öğrendik. Yusuf Bey'e de teşekkür ediyorum. İyi ki bağlandı. Evet. Şimdi diyor ki hiç umurumda değil benim Necla Hanım. Evlensin, ayrılsın, ne yaparsa yapsın. Vallahi buradaki hanımefendiler pek inanamadılar. Ama son söz sizin, buyurun. Rıvay'ım. Bakın madem benimle zoru yokmuş da, benimle bir derdi yokmuş da, benim korumun, benim babamı niye ediyor? Benim adımı niye anlıyor? Benim resmim orada ne geziyor? Resmini niye geziyor? Benim adımı anladı. Oraya o karısıyla barışmaya mı geldi? Beni mi konuşmaya geldi? Hayır, bize dediler ki bence Necan'la barışmaya gelmiş oraya ama... Hayır. Karısıyla asla, başladı asla. Diye. Hayır, bu asla. Bizim hanımlarla konuştuğumuz, buradaki izleyicilerimizle konuştuğumuz. Onlar öyle asla. Söylediler. Peki... Ben şu anda çok mağdurum. Bak çok mağdurum. Ama gerçekten bak... Gerçekten ben dün karakola gittim, şikayette bulundum boşanız için. Ama benim gururumla oynadığı için bak çok canı yanacak. Ben o insanın oradan çıkarılmasını istiyorum. Benim konumun hiçbir zaman edilmesini istemiyorum artık. Siz... Ben uykularım karıştı artık, zayıflarım ya. Böyle bir içerik olur mu ya? Siz dün Yusuf Bey'le konuştunuz mu sonra kendi aranızda? Hayır bak ben nişanlımla Yusuf abiyle biz dün karakola gittik hep beraber. Nişanlınız da vardı yanınızda. Evet. Hep beraber karakola gittik. Şikayetçi o. Peki sizi ben buraya davet ettim. Geliyordunuz evet, da aslında. Niye bak, vazgeçtiniz tamam, geliyordum, son anda? Geliyordum. Benim ailem hep ayağa kalktı. Ama böyle daha zor aslında. Yüzleşmediğiniz için. Bak, şu anda telefonda. Ha oraya gelmişim ben telefonda konuştum. Fark ediyor. Şey yok. Çok. Burada. Yok, ben oraya gelip de o insanla. Ben muhatap olmak istemiyorum Muhatap olmuyorsunuz, onu görmüyorsunuz bakın, ki. Bakın, odayı hiç kullanamadım ama burada bir odam var ve siz geldiğinizde zaten onu hiç görmüyorsunuz. Biliyorum. İsterseniz ama... hiç yan yana gelmeden odaya giriyorsunuz, anlatıyorsunuz, istiyorsanız çıkıp gidersiniz. İstiyorsanız burada bakın. Yüzüne söylersiniz. O yüzden söylüyorum bunu size. Zahidanım benim oraya girip gelmem önemli değil. Ben şu anda o şerefsiz benim adımı anmasın. Bak gözünüzü seveyim, benim adımı anmasın. Yeter artık ya, yeter. Ben istemiyorum ya. Neden hep sizden bahsediyor sizce? Yarası var demek ki. Nasıl bir yara? Ona soracaksınız beyefendi. Sen düzenlerim onu. Ben sizi, nereden bileyim? Sizi hala seviyor olabilir mi? Asla. Benim için öyle bir şey olamaz onun için. Hayır siz değil, o. Ona soracaksınız, o soruyor. Asla. Dün onun bir arkadaşı aradı beni. Bak iş yerinde bak arkadaşlarım da şahit. Futbolcuya varana kadar dolandırmış, benim arkadaşımdan borç para istemiş, benim arkadaşımın parası daha hala vermedi. Arkadaşlarım bana söylüyor. Kimmiş o arkadaşın ya? Bu telefona bağlasın da söylesin ya. Futbolcu bir arkadaşı mıymış? Senin kadar okudu kurusuz insan değil bunlar. Aldığın paraları niye vermesin arkadaşlarıma? Ben kimden alırsam ben bağlansın, kimmiş o? Kömür sattığın yerler hep dolandırmışsın, hep haberleri geliyor bana ya, şimdi. Adını ver, adını. Ben... Arkadaşım deme, adını ver. Kimse bağlansın. Bana bak, kendi oraya gidip de rezil etme. Bakın. Tamam mı? Rezil olacak kadar zaten oldun sen, rahat ol. Sen zaten bak Necla Hanım. Bak ben sen konuştun ben diyeyim. Ben yayının başında dedim ki Necla dedim bir yola çıkmış. Bundan sonra hayatta mutluluklar diler dedim. Dedi mi bunu? Bitti. Bak sorusunu dikkatle dinleyin Necla Hanım. Duyamadım. Nasıl duyamadın, bas bas bağırıyor kadın. Şimdi sizden konuşuyordum ya, bir daha tekrar. Necla bir daha söyleyin lütfen. Oraya diyorum bak, benim işim mi çıktı, eşi işim mi çıktı? Ben eşim için çıktım. Sen benim umurum... O zaman eşini konuşacaktın. Sen benim bu saatten sonra umurumda bile değilsin. O zaman anladın mı? Anlıyorsun, benim adımı anlıyorsun.
bazı olaylar oraya getirdi. Ben öyle konuştum. Bu saatten sonra ne adını anlarım, ne seni görmek isterim. Allah yolunu açık etsin. Anladın mı? Adam olsun, adam olsun. Tamam. O yerden çıkarsın, o yerden çıkarsın. Benim hayatımda da ben buraya, ben buraya eşimle barışmaya geldim. Ben senin adını bile söylemek istemedim. Sen adını bile anmak istemedim ama bazı olaylar buraya getirdi. Tabii. Onun için. O zaman kendi eşinle ben eşimle barışmaya geldim. Yine söylüyorum. Eşi, sen benim bu saatten değil. Sonra umurumda bile değilsin. Ne halin varsa gör. Sen tamam etmeyeceksin. Mı? Sana bu kadar söylüyorum. Benim lafımı etmeyeceksin. Bak ben senin lafını etmiyorum. Ben ne diyorum sana? Ben buraya eşimle barışmaya geldim. Sen benim Allah hiç umurumda versin. Değilsin. Tamam mı? Ne halin varsa gör. Tamam mı? Sana bu kadar diyorum. Ben zaten seni çok sevseydim, seni çok sevseydim ben başka seni sevmezdim. Ben onu biliyorum tamam zaten sevmediğini. Tamam mı? Ben onu biliyorum. Nasıl? Sen benim en iyi telefonumda engelli olduğun halde beni bak, arıyorsun. Bu işi fazla uzatma. Bak nişanlanmışsın. Mutlu yola girmişsin. Sen bundan sonra nişanlınla mutlu bir yuva kur. Anladın mı? İşte siz böyle diyorsunuz ama nişanlı kadını aramaya devam ediyorsunuz. Ben aramadım. Sıkıntı bakın. Orada. Aradı zaten. Ama aradı, bakın şimdi. Aradı. Yalan mı söylüyor Necla Hanım? Ben aradı. Bakın. Aramışsınız. Bak dün aradım dediniz. Arkadaşlarım yani. Arkadaşlarıma bak engelli oldu da bak kaç lira almış beni diye. Bakın ben peki arayıp da ne diyecektiniz mesela Necla Hanım? Bakın ben anlatayım ama beni anlat konuşturmuyorsun. Ben baştan... Bana diyor ki bak Zahide Hanım. Bana diyor ki Zahide Hanım. Bakın. İnanmıyorsan diye, yanlış aradım seni diyor. İnanmıyorsa evine gelin de sana göstereyim diye arayıp aramadım mı diyor bana. Bu ne demek ya? Ya kulak sorunu mu? Duyamıyorum beyefendi. Biraz stüdyonun sesini açar mısınız Oğuz? Diyor ki yanlış aradı beni, yanlış aramışım. Evet. Yanlışlıkla aramışım dedi. Aynen. Başka bir telefondan aradı ama diyor. Bakın. Başka bir telefonda Necra Hanım'ın numarası var mı ki? Hayır. Yanlışlıkla onu arıyorsunuz. Hayır yok bakın onu anlatayım. Benim Bartın'da Nur abi diye bir ortağım şeyim vardı. Aracım, kömür aracım. Ben onu Nur Usta diye kaydederken bunun telefonunu kaydettim. Bak ben... Nuri nere, Necla nere? Bakın şimdi ben onu gittim şeye de gösterdim. Bunun ustası var Fatma Hanım. O canlı şahit. Onun telefonunda dedim ki bak Fatma Hanım durum böyle böyle ibaret. Bak bundan mı bu da kendini dedim yani onu aramadım ben. Peki konuştuğunuzda hiçbir şey anlattınız mı birbirinize yoksa direkt Necla Hanım sizi... Bu beni aradı. Dedi ki sen beni aramışsın dedi. Dedim ki bak ben seni aramadım. Ben dedim Nur Usta diye birini ararken yanlışlıkla senin numaranı kaydettim dedim. Ben üst seferden bunu aradım. Ondan sonra ben Fatma Hanım'ın yanına çıktım iş yerine. Dedim ki bak Fatma bunun ustası. Dedim bak kızım böyle böyle diyor bana Necla. Ben dedim bunu aramıyorum. Bu benim umurumda bile değil. Ben Nur Usta diye ararken bunu aradım dedim. Onu dedim aynısını söyleyeyim. Valla ona pek Fatma inanmıyor Fatma Hanım oradaysa canlı yayında da bağlansın. O benim umurumda değil. Satılmış Bey umurumda değil diyorsunuz ama... Devamlı bir işte Tüpçü Yusuf, devamlı Necla Hanım'la ilgili bir şeyler ben söylüyorsunuz. Ben bittim ya ne olur Allah aşkına bunları, bitirelim şunu. Bunları eşiniz de duyduğu için. Peki siz bu arada sizin ilişkiniz de enteresan ama Necla Hanım. Siz de eski eşiyle de arkadaş olmuşsunuz. Bu adamla bir arkadaşlık yaparken Zahide eski eşiyle Zahide de arkadaş mısınız? Kadın benim yanıma kendisi gelip gitti. Ben kimseye arayıp sormadım. Onlar benim yanıma gitti geldiler. Ya yalan konuşma. 40 kere konuştuk, 40 kere aradın. Hayır bir dakika, bir dakika. Sonra sen aradın, seni engelliyor. İzliyordur mutlaka. Kadın arıyor, Suzan Hanım'ı arayınız mı? Sorun bakalım kim aramış, kim sormuş. Suzan Hanım'la siz nasıl tanıştınız Necla? Madem Suzan seni arıyor. Bir dakika, bir dakika. Bakın Suzan Hanım benim dükkanıma gelip bana kendisinin yengesi olarak tanıttı. Tamam mı? Satının yengesi olarak tanıttı. Benim buraya geldiğimi Satı'ya söylemeyin. Dedi. Arkadaşlarım da sahip. Biz niye söylemeyin diyor yengesi ise? Niye onu söylemeyin? Onu bilmiyorum. Sonradan ben Satı'ya sordum. Bu kim? Niye Satı'da ki ben sana konuşacağım. Bunu eski eşim dedi bana anlattı. Aynen. Ha, o tanıdı tabii. Peki siz sonra tekrar niye konuştunuz kendisiyle? Ben konuşmadım. Kadın kendisi geldi. Siz ya yalan konuşuyor. Kafede. Siz dün, bakın, bir dakika. Ben siz anlatayım. Dün, bir dakika. Yalan konuşuyor. Tamam, benim eşimle Zonguldak'a geldiği zaman çay bahçesine oturdular. Beraber çay içtiler. Bunlar sonra olmuş sonra. İlkten bahsediyoruz biz şimdi. Peki size dedi mi ben kocamı seviyorum sen aradan evet, çekil. Evet dedi. Bunu dedi. Ne zaman söyledi size? Bununla bu olayımız çıktıktan sonra. Peki siz de dediniz ona hani tamam ben madem böyle bir şey var eğer Satı da seviyorsa seni ben böyle bir ilişki yaşayamam ben çekiliyorum mu dediniz yoksa devam mı ettiniz? Aynen çıktım ben aradan. Niye gülüyorsunuz Satılmış Bey? Bıraktım ben onu zaten. Ondan sonra bu böyle sürekli duruyor benim peşimde. Dükkanımın kapılarında geziyor, yollarda geziyor. Dükkanıma gelmek beni tehdit etmek adı bu arada. Bakın. Hani sizi kıskanıyordu. Çok mu yani? Ben senin dükkanın önünden geçiyorum derken orası Zonguldak'ın ana caddesi. Ben nereden? Ben hangi caddeden geçerdim seni tahmin eder.
Ha, neden? Nasıl tatmin olur? Zonguldak'ta bir tane cadde var. Bir tane. Bir de arka sokaklar var. Ben o caddeden geçerim de giderim de. Oradan geçip su yetmem. Ya seni neye ilgilendiriyor? O zaman madem beni, demek o zaman görme beni. Görmek istemeyen görmez. Hayır, siz anladın telefoncu mı? Var herhalde karşısında dükkanın. Bakın. Oraya gidip karşıya bak. Bunlar da tacize ilerliyor. Onlar çok eskiden. Aslında? Bakın bu başı, olayın başını anlatıyor. Ben sonradan bunlar ayrıldı. Bakın sonradan ayrıldıktan sonra ne bunun, ben dükkanına da gitmedim. Ben bunu yolda da gördüm. Gelemezsin. Yüzüne gidiyor, bile bakmadım. Boğuldun, dükkana yanında, yanında nişanlısı varken bir dakika, bile gördüm. Satılmış Bey, bir dakika bir konuyu toparlayalım. Bu erkek milleti vazgeçemiyor kadından. Kadın gidiyor, erkek gidemiyor bir türlü. İlle onun peşinden, sizin için değil ama genel olarak böyle oluyor. Allah aşkına şu kadınlar siz istemiyorsa siz de istemeyin. Azıcık onurlu gururlu olun ya. Azıcık onurlu gururlu olun. Hani ben erkeğim, ben erkeğim diye dolaşıyorsunuz. Kadın ben seni istemiyorum kardeşim kusura bakma deyince ne onur kalıyor ne gurur kalıyor. Peşinden her yere gidip bir de rahatsızlık veriyorsunuz. Bir kadın seni istemiyorum derse bir adama bitmiştir. Bitmiştir. Naz niyaz yapıyor falan. Hayır, bitmiştir yani. Peki Orhan Bey merhaba. Orhan Bey merhaba. Orhan Bey attığımızda mı? Evet. Orhan Bey hoş geldiniz. Orhan Bey hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi siz... Hoş bulduk, sağ olun. Merhabalar, teşekkür ediyorum bağlandığınız için ama siz şimdi bu olayın neresindesiniz? Bir anlatın bana. Beşli olayın neresindeyim? Dün Türkçü Yusuf denen biri soruya bağlanıyor. Adamı tanımam, bilmem. Evet. Adam diyor, satıyor ki, sen diyor adam mısın diyor. Sen diyor... 40 yıllık arkadaşın diyor. Orhan'ın bir sevgilisini aldım diyor. Yani Necla benim sevgilimmiş, o ne almış? Ha. Benim ismim o, nereden niye kaynak geçiriyor orada? Niye binanın benim ismi kullanıyor şimdi orada? Bir dakika. Tüpçü Yusuf dedi ki Necla senin arkadaşının sevdiği kadındı. Sen nasıl arkadaşının sevdiği kadınla bir ilişki yaşadın? Bela, dinleyin orada işte. Tüpçü Yusuf'un dediğini dinleyin orada. Onu bir daha, kişi benim işte. Ona bir daha bulun arkadaşlar. O kısmı bir daha dinleyelim. Peki siz bunu duydunuz. Bu doğru mu, gerçek mi, yalan mı? Kardeşim yalan ya. Böyle bir şey yok. Sizin Necla Hanım'la bir gönül arkadaşlarınız var. Tanıyorum ben. Necla Hanım'ı tanıyorum. Ben istiyorum kardeşim. Ben Necla Hanım'la tanıyorum. Benim dernek var. Dernekten de tanıyorum. Ben ona her türlü yardımda bulundum. Başka türlü yani dernek adına ben hepsini tanıyorum. Ama benim ben de öyle her tarafına ilişkim olmaz ki benim. Öyle ben Zonguldak'ta bütün bayanları tanıyorum. Hepsini tanıyorum ben. Siz evli misiniz Orhan Bey? Evliyim. Evliyim. 20 yaşında, 22 yaşında benim subay torunum var. Maşallah. Torununuz 22 yaşında. Evet, torunum 22 yaşında. Kendim müşterim. Beni Zonguldak tanımayan yok. Bir itibarımız, bir yerimiz var. Peki bizi niye? Zonguldak herkes tanıyor. Niye Tüpçü Yusuf böyle bir şey söylüyor sizin için? Neden Necla Hanım'la gönül birlikteliğiniz? Sorun bakayım. Niye söylüyor işte? Çıksın ayıplasınlar, temizlesinler. Bağlayın arkadaşlar Tüpçü Yusuf'u da. Niye öyle bir şey söylüyor? Bağlayın. Bağlarız. O da hep yollarda tamam. Adamcağız Allah korusun bir trafik kazası olmasın bir kenara çeksin öyle konuşsun bizimle. Peki Necla Hanım. Efendim. Orhan Bey tanır mısınız? Evet tanıyorum. Peki dün Tüpçü Yusuf Bey sizin bir gönül ilişkisi olduğunu, o gönül ilişkisine rağmen arkadaşı olduğu halde satılmış beyin, satılmış beye kızdı o. Dedi ki sen nasıl arkadaşının sevdiği kadınla bir gönül ilişkisi yaşarsın? Yok yok öyle bir şey yok. Onlar yanlış anladılar bizi. Hani farklı yollarda o hırsız nasıl öyle söyledi herhalde. Ben onu bir şey peki yapamadım. Peki bunu yanlış. Edemedim. Evet ben de niçin diyecektim. Dün niye siz buna kayıtsız kaldınız? Niye dün söylemedin? Şimdi sayılırım. Şimdi ben iş yerinde olduğum için televizyon seyredemiyorum. Doğru. Sen bazen kaçırmış olabilirsin. Peki bak evet. İyi ki Orhan Bey de bağlandı. En azından bugün açığa çıksın. Şimdi niye bunu düşündü peki Yusuf Bey? Neden sizin sevgili olduğunuzu düşündü de satılmış beye sen nasıl arkadaşının arkadaşıyla arkadaşlık edersin dedi? Şimdi Orhan abi bizim dükkanımıza girip giderken bana bu konularda bazı şeylerde yardımda bulunuyordu. Ondan sonra bizi bu herhalde bizi sevgili falan mı zannetti? Ne yaptı? Ondan herhalde böyle söyledi. Başka şeyden bilmiyorum yani. Şimdi bak Necla Allah aşkına şöyle bir durum var. Evet. Şimdi Tüpçü Yusuf sana yardım etti diye önce onunla sevgili zannettiler. 11'de gece evet, tüp aynen. Toplamaya gittin diye su gittin diye. Şimdi başka biri çıktı Orhan Bey sana yardım etti diye yine. Hayır. Orhan sefer... Bey yardım etmedi. Asla. Şimdi onunla bir şey yaşadın zannediyorlar. Allah aşkına Necla bu yardımları kabul etme annem sen. Yani bunlar ya eğer gerçekse sana yardım eden herkesi sevgilin zannediyorlar.
Zahide'nin ben. O zamanlar ben doğru düz çalışmıyordum. Tamam mı? Bana bu derneği önerdiler. Dernekten dolayıp. Ama ben çok şükür şu anda çalışıyorum. Şükür. Şükür. Çok şükür çalışıyorum. Kimsenin bir şeye ihtiyacım yok yani. Orhan Bey dernek başkanı mı? Evet. Bu nasıl bir dernek? Bu yani nasıl diyorsun? Yani yardım ihtiyacı olanlara, şey olanlara yardım ediyor yani adam. Ya bir ihtiyacı çok... oldum başa sıkıştığı zaman. Zaten evli barklı adam, 22 yaşında torunu olan bir adamdan bahsediyoruz şimdi. Kimseyi yani, de karalamayın. Yani. Burada gerçektir yani. Değildir vicdanınız ama yani bu kadıncağızın etrafındaki bütün adamlar diğer her adamı bu kadının sevgilisi zannediyorlar. Ben buna bu olaya şaşırıyorum mesela Azal Hanım. Yani Necla, sen herhalde biraz böyle gösterişli bir hanımsın orada. Biraz dikkat çekiyorsun herhalde. Yani, aynen biraz öyle. Biraz... Senin... Ama hiç değmeyecek insanlar böyle televizyon çıkıp da böyle konuşuyor ya. Ama yazık olsun, yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey. Herkesin çoluk çocuğu var Zahide Hanım. Tabii ki öyle, tabii ki. Herkesin oğlu kızı var. Benden bulmasınlar, Allah'larından bulsunlar. Sen hiç merak etme, hiçbir şey zaten gizli kalmıyor. Bakın yani ben şu anda oradan şey o resmimi kaldırmasını istiyorum. Resmin yok şu an. Resmin yok. Resmin yoksa benim adımı o şerefsiz benim adımı anmasın. Allah'ınızı pekemizi anmasın. Gel de buna cevap ver. Anmasın. Gel de buna cevap verme şimdi. Anlasın. Ama gözünü ben yine adamlık benim. Bende kalsın. Ben buna cevap vermiyorum. Ben aslında buna çok ağır cevap veririm de. Çok ağır veririm de. Ben buraya eşimle barışmaya geldim. Bu benim umurumda değil. Bunu da telefondan alın. Sesini de duymak istemiyorum. Bunu ben Allah'a havale ediyorum. Saygılı, bitti. Saygılı. Çok satılmış lazım zaten senin sesin bana. Saygılı. Burada siz söylediniz ama, hep Necla, Necla ama diye. Ama şerefsiz diyor bana. Bana müdahale etmeyin. Bana hak sözümü kesiyorsunuz. Kesmiyorum. Sizi de konuşturuyorum. Ben konuşuyorum. Bak şu anda telefonu kapatmak zorundayım. Konuşuyorum. Tamam. Ben yayında şu anda ismimin de resmimin de bu şerefsizin de benim adımın almasını istemiyorum. Tamam, siz de sakin olun. Siz de daha yani, düzgün konuşalım. Hepimiz düzgün konuşalım. Necla ama Hanım. Benim adımı almasın. Ya yalnız senin bir şey adın söyleyeceğim. Ya. Bir dakika. Bak bu satılmış Bey'le ilgili değil. Necla, senin yani. Burada bu Orhan Bey'le olan bir şey varsa yoksa bunu çıkartan senin arkadaşım dediğin Tüpçü Yusuf. Bunu bize i̇şte söyleyen ona, Tüpçü Yusuf. Onu akşam sen onu sordum. Kızacaksan sordum. Ona kız. Çünkü bizim nereden bilelim biz böyle bir şey olduğunu. Adam ya kendisi zaten. Dedi. Sen ona kız. Bak de ki ben böyle bir şey yaşamadım. Sen bunu ekranda söylediğin için bak Orhan Bey bugün bağlandı. Evli barklı adam, 22 yaşında torun tombalak sahibi adam. Peki şimdi bu Yusuf Bey neyine inanıyorsunuz? Yok işte bir kadın Zonguldak'tan kaçmış benim için de. Bu lafları neyine inanıyorsunuz? Görüyorsunuz adamı. Olabilir. Yalancı, yalan, olabilir. Yalan ama yok, konuşuyor. Dün siz söylediniz hani evet öyle bir şey oldu. Ben size anlatacağım dediniz işin iç yüzünü. O yüzden dedim demek ki böyle bir şey oldu. Hayır şöyle içini anlatayım derken benim öyle bir bayan yok. Ben diyorum ki buna Yusuf. Böyle bayan varsa adını ver. Kim? Ahmet mi? Fatma mı? Ayşe mi? Satı. Adını, ama... Satıymış adı. Satı ne? Hanım tanıyor musunuz? Kimi? Satı Hanım. Hayır tanımıyorum. Benim ismim, benim Zonguldak'ta Satı diye şey derler. Benim ismim de Zonguldak'ta. Ha Satı size diyor ya. Ben kömürcü de kadın adı Satı zannettim. Zonguldak'ta tamam kömürcü Satı. Tamam ben de satılmış ya Satı diye size diyormuş. Bakın ben diyorum yine söylüyorum. Öyle hayat, bayan yok hayatımda. Hanımefendinin adını bilmiyor olması böyle bir kadının olmadığı anlamına gelmiyor. Eğer böyle bir kadın varsa o da çıkar zaten yakında. Yani ben de diyorum öyle bir kadın varsa peki, abisi var. Peki telefonda bir izleyicimiz daha bize ulaşmış. Hoş geldiniz efendim merhaba. Hayırlı. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar ablam. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum ablacığım. Şimdi şu anda efendim yayınınızı izliyorum. Ve Haylan'da izlemekteyim. Ve satılmışın çok lafları, çok yalanlarını yakaladım buradan. Dinliyorum, Haylan'da bakıyorum. Şimdi sizin kim olduğunuzu tam bilmiyoruz biz. Hanımefendi, ama şöyle söyler şey, misiniz yoksa? Rica etsem, adımı söylemesem adını iyi olur. Adını söylemeyin ama kim olduğunuzu söyleyin. Ben Zonguldak'tan Necla Hanım'ın nişanlısıyım. Tamam, bu bizim için yeterli. Tabii ki. Şimdi burada sizin de adınız geçiyor tabii. İnşallah mutlu sonla sonuçlanır. İnşallah evlenirsiniz. İnşallah çoluk çocuğa karışırsınız. Evet, mutlu bir hayatınız evet. olur. Yani biz evlilik kurumu evet. bizim için kutsaldır. Ama böyle olaylardan sıyrılıp tabii bunu yapmanız lazım. Peki siz dinlediniz buradaki olayları. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Dinledim. Ablacığım şöyle bir şey. Bu beyefendi benim telefonumu ilk nişan yaptığında beni çok... Başka bir taraf, ya başka taraf telefonlarla, senin telefonundan diye, onun telefonundan, bunun telefonundan, çok kişinin telefonundan beni aradı. Niye aradı? Kardeşim, evet kardeşim böyle bu Necla benim, seviyorum, bu Necla'yı kimseye yar etmem,
ve artı senin aradan çekilmeni istedi. Benim aradan çekilmemi istedi. Necla Hanım'a sordum. Necla dedim böyle böyle. Ben Necla Hanım dedim böyle böyle. Birisi varsa hayatında çekileyim dedim. Kimseye dedim böyle böyle şey yapmam yani. Dürüstçe söylediniz. Başka biri varsa evet, ben yokum. Dedim. Evet ben yokum dedim yani. Açık açık konuştum. Bu beyefendi gidip başka tarafa, yani daha doğrusu ben çocuğum var, gelinim var ve yanımda torunum da var. Ve bu Necla Hanım'ın çalıştığı kafeye gittim kahvaltı yapmaya. Günlerden pazar günü, geçmiş bir zaman. Kahvaltı yapmaya giderken gittim ve kahvaltımızı yaptık. Hep beraber oturduk masada kahvaltımızı yaptık. Bu beyefendi birisini gönderiyor, benim fotoğrafımı çektiriyor. Neden? Başka bir kişi gönderiyor, benim fotoğrafımı çektiriyor. Neden masada. Sizin fotoğrafınızı çektiriyor? Bilmiyorum hanımefendi. Ne yapmak istediği, ne yapacak bilmiyorum. Hayır, yani. Siz kiminle oturuyorsunuz orada? Ben sen ne yapıyorsun beyefendi dedim. Sen benim fotoğrafımı niye çekiyorsun falan derken o kişi merdivenlerden aşağıya kaçtı. Peki satılmış kafede. Beni gönderdiğini nereden biliyorsunuz? Hanımefendi eylemedi. 5 dakika, 7 dakika sonra hep beraber geldiler. 4 kişi, 5 kişi. Ha o fotoğrafınızı çeken kişi de oldu. Evet, 4 kişiyle beraber belki beni dövmeye geldiler, belki bir şey yapmaya geldiler. Gittiler karşımıza oturdular. Ve bakın. Benim eşim yani nişanlım Yasin dedi buradan kalkalım gidelim başka bir yerde oturup muhabbetimizi ederiz dedi bana. Siz... Ve bu beyefendi ondan sonra biz oradan gittik AVM'ye gittik alışveriş yaptık üstümüze elbise ve nişanlıma veya çocuklarıma elbise bakmaya gittik. Bu beyefendi gitti başka bir telefonla bizi rahatsız etmeye başladı. Sizin daha önceden bir evliliğiniz mi oldu? Eşimi kaybettim hanımefendi ben. 2-3 sene oldu koronadan eşimi kaybettim. Ve yeni yana koyuldum. Ve bu yüzden Necla ile böyle görücüsüyle ve nişan yaptım. Olsun. Ve hayranlar biz çok çok mutluyuz. Allah'a şükür mutluluğumuzu bozmasın. Şükür. Çocuklarınız var mı? Çocuklarım var ve torunum da var. 26 yaşında oğlum var. Maşallah siz kaç yaşındasınız? Ben şu anda 49 yaşındayım hanımefendi. Maşallah siz çok erken evlenmişsiniz. Ablacığım öyle büyük vadeler atlattım. Bir peki. De emekli dahil oldum. 8 ay oldu emekli oldum. Yani şükür bak devletimiz sizi emekli etmiş. Evet. Valla inşallah mutlu olursunuz. Necla Hanım'a sahip çıkmışsınız. Allah'ım şükürler. Mutluyuz. Çok mutluyuz. Hanımefendi çok mutluyuz. Necla'yı çok çok seviyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani kardeşiniz olarak kabul edin. Tabii bu ki. Necla Hanım sizin oralarda böyle gösterişli bir hanım. Herkes böyle bir şeyler söylüyor, ediyor. Gözünüzü seveyim. Siz yanında durun. Ve hani kimse bir şey söyleyemesin artık. Yani. Necla'cığım Allah aşkına dikkat et. Yani bir kadın olarak, bir kardeşin olarak söylüyorum sana. Küçük yerde laf söz çok olur. Önünden arkandan konuşturma kimseyi en güzeli. Peki şimdi Necla Hanım'la konuştuk bitti artık. Nişanlısı da bağlandı bugün daha da söyleyecek bir şey kalmadı. Artık hayatımıza ben Suzan Hanım'ın girmesini istiyorum. Suzan Hanım bunları yaşamış. Bu adam yaşamış bunları. Siz çoğuna şahit olmuşsunuz zaten. Ama buraya gelme sebebi Necla Hanım değildi. Yani ekip arkadaşlarımla konuştuğumda bana satılmış beyin sizi çok sevdiği, sizinle olmak istediği söylendi. Ben de o yüzden sizin de bu durumunuzu gördüm. Güçlü bir kadın. Ben sizi bir araya getirmeyi istiyorum. Bu defterler açılacak ki kapansın. Bunlar yarım kaldığı için, kapanmadığı için zaten sıkıntı yaşamışsınız. İnşallah bundan sonra sıfırdan başlamak için, yeniden başlamak için ben sizi buraya bekliyorum. İnşallah. Peki. Çok çok. Hadi bakalım ben geleceğinize inanıyorum. İnşallah artık o defteri kapattık. Tamam yeni bir defter açalım. Bunlar konuşulmadan açılmıyor yeni defterler. Değil mi? Doğru. Satılmış Bey. Doğru. Tamam. Bak nasıl yüzü gülmeye başladı yalnızın adınızı duyunca. Ha? Değil mi? Fark ettiniz değil mi hanımlar? Hadi inşallah yüzün hep böyle gülsün artık daha kimseyi rahatsız etmek. O benim hayatımın tek gerçeği. İşte cennet... tek gerçeği de diğer gerçekleri silelim süprelim artık. Tamam. Ben, bitti. Bırak kadın da kendi hayatını bakın, yaşasın. Size herkes söz mutlu veriyorum. Olsun. Longo'da döneceğim. Size söz veriyorum. Söz. Bu saatten sonra ne onun adını ne başkasının benden duyarsanız ederseniz bak ben yine söylüyorum. Bir satılmış yola, Bey, bakın, beni yola girmiş, bak, seni istemeyen de, bitmiş bitti. Gitmiş artık hiç kimseyle işin bitti. Olmasın. Ben bundan gözünü sonra seveyim. Çocuklarımla, torunlarımla, cennet gözlüğümle yeniden bir hayata başlamak için. Cennet gözlüğüne onu hissettirmen lazım. Peki konuşacağız. Sonerim iyi misin? Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Kuzum ya seni böyle görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Ya şu çocuğun yüzünü güldürünce 26 yaşında bir delikanlı taşı sıksa suyunu çıkartır hep onu söylüyorum. Allah ona iş güçte nasip etsin. Amin. Hayırlı bir izdivaçta nasip etsin. Amin. Vallahi Allah'ım böyle ay neler neler arıyor bizim ekibi biliyor musunuz? Eğme o başını yere, eğme başını yere. Soner'im hepimizin evladı gibi oldun, kardeşi gibi oldun burada. Allah razı olsun hepinizden. Hani senden de razı olsun. Psikiyatri doktorumuzdan, avukatımızdan, hani buradaki herkesten biz Allah razı olsun. Biz hepimiz senin yanındayız.
Hani dediğim gibi benim hani tek isteğim geçmişimi silip yeniden bir başlangıç yapmak. Hani ilk önce hedefim gerçekten çalışıp kendimi kafamı sokacak bir sıcak ev. İnşallah. Hani bugün sana çok güzel haberlerim de var. Ama dün neler yaşandı bir hatırlayalım. Herkesin konuştuğu Soner. Adınur kız kardeşim için sizden bir rica olarak söylüyorum. Kendisi üvey anneyle, öz babayla konuşmuş dün akşam. Kendisi aralarını düzeltmişler. Konuşmuş mu? Evet, düzeltmişler konuştu aralarını. Adınur hiçbir şekilde konuşmak istemeyeceğim diyor. Kendisi buraya tedavi için geldiğini söyledi. Hani ona tedavi konusunda yardımcı olun. Kendisi gitsin üvey anneyle, öz babayla mutlu bir şekilde yaşasın. Soner öz babasıyla barıştı mı? Sen öz babanla barışmak istiyordun değil mi Soner? Ben öz babamla konuşmaya devam ederim ama hiçbir şekilde benim öldüğüm zaman mezarıma gelmesinler. O kadar mı? Evet, hiçbiri, hiç kimse. Hatta sizden ricam, eğer bir gün ölürsem, size de haberim gelirse gerçekten kimsesizler mezarına gömün. Soner üvey annesini affedecek mi? Ben hiçbir zaman üvey annenin yaptıklarını unutmam. Ve hiçbir zaman da dün o kadar şeyler duydum ki üvey anne o kadar şeyler yapmış ki. Hani bu kadının, gerçekten bunu 81 milyona söylüyorum, şeytanın bile yapamayacağı şeyleri yapıyor. Soner'in çocukluğunda çektiği çile. Kıştı, üşüyordum. Beni dışarı atmıştı yine üvey anne. Kaç yaşındaydın? O dönemler 12-13 yaşındaydım. Komşumuz var köyde. Gittim onun dükkanının penceresini açtım, içeri girdim, yattım sabaha kadar. Hmm. Betonun üzerinde. Sabah kalktım, o kadar kağıt para varken benim sadece aldığım para miktarı 80 TL. Ne aldın o parayla? 80 TL'ye gidip kendi karnımı doyurdum. Sabah çorbamı içtim. Hani bunu utanarak söylemiyorum. Çünkü ben utanılacak bir şey yapmadım. Herkes hakkını helal etsin. Adamın bahçesine girip elmasını alıyordum, yiyordum. Mecburum, acım. Senin göz hakkın sonra. Hani, öyle bir şey vardır yani. Çamurlu su oluyordu, gidip içiyordum. Mecburum çünkü susuzluktan boğazım kuruyordu. Önceden televizyonları izlerken diyordum ki ya bunlar hayal, kurgu. Hani böyle bir şeyler olamaz. Ama kendi hayatım bir film senaryosundan daha betere döndü. Hayatın girdabından çıkmaya çalışan Soner. Kilimli köyünde hatunu ve benim babamı tek bir savunacak insan yok. Tek bir savunacak insan. Şu an seni izliyordur baban. Ne hissediyordur? Babam şu an ne diyordur? Ele bak, bizi dünyaya rezil etti. Bizi 80 bin yaparken evet. Rezil olmuyorsun ama şimdi çocuk çıkıp da... Çünkü hatun dönüp demiş ki işte geri çıksın. Geri çekilsin. Benim öz annemin dayıları aramışlar, demişler ki yayından geri çekilsin. Annesi sahip çıkacak, biz sahip çıkacağız. Arkadaş, bu yaşıma kadar sahip çıkmadınız. Soner'i bekleyen sürpriz ne? Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Önce bir şey söyleyeyim. Sen asla utanılacak bir şey yapmadın Soner. Yani dün beni kendi akrabalarım aradı. Ya... Hatta bir tane teyzem var benim, çok severim onu. Dedi ki, durumları da çok iyi onların. Ben dedi ona bir hediye hazırlıyorum. Evleneceği kıza takması için. Çünkü dedi ondan takım akı isterler. Şimdi benim kuzum sana kuzum diyor. Benim kuzum da onları yapamazdı, onu çağıracağım sonrasında. Dedim ki dur bir sakin ol şimdi, bir izle programı. Senin evlendiğinde takını düşünen bir teyzem var benim. Bu çocuk orada ne takacak, ne yapacak diye. Bak, o kadar yalınsın ki, o kadar doğalsın ki... Ama sen hiç utanılacak bir şey yapmadın. Dün 80 TL çaldın diye. Tabii habersiz aldın ama. Ya da bir bisküvi çaldın diye. Çocukken nasıl vurdular diye yüreği sızladı hepimizin yani. O yüzden Soner, biz seni çok sevdik. İnşallah yani yeni bir başlangıç yapman için ben buradayım. Bu arada bugün kız kardeşin yok. O dünyasını kurmuş, ben sana söyleyeyim. O başka bir çükür dünyasını kurmuş. Onun Allah bir evlat nasip etsin. Ama sen... Daha dünyanı kuramadın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani teyzenizin ellerinden, tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hani hepsi benim başımın tacı ama hani şunu işten söylüyorum. Dediğim gibi ben çalışacağım. Zengin olursam şahsen, bu 40 yaşında olur veya 35 veya 50. Benim hani çok zengin olursam tüm mal varlığımı yurtta kalan çocukların hepsine bırakarak gideceğim. Başka hiç kimseyi bırakmayacağım. Bir daha söyle. Hani çok zengin olursam, hani
Eğer ki ölmeden, bak ölmeden önce hani zengin olduğum gün avukata gidip ve vekaletnamemi şu şekilde: ben öldüğüm zaman hiç kimseye verilmesin, sadece yurttaki çocuklara. Tüm ne kadar mal varlığım varsa, gerekirse elbiselerim bile verilsin. Hani çünkü ben onları şu an biliyorum, nasıl yaşadıklarını, bayramda annesinin ellerini öpemediklerini. Ama yine sağ olsun bizim yurtta annelerimiz vardı, bize bakan, su getiren, çay veren. Ziyaretçileriniz de oluyor muydu? Ben de giderdim çünkü. Yok, beni kimse ziyarete gelmiyordu. Ben ya, hocalarımla şey yapıyordum. Okula gidiyordum, geliyordum. İşte bayramda... Hiç ziyaretçin olmadı mı? Yok. Kaç vali, sene kaldın? Vali, Sayın Vali Erzurum valisi gelip şey veriyordu. Harçlık. Ha. Yurtta kalanlara. Zaten hepimizin, diğerleri hep koruyucu ailelerde falan O koruyucu gittiler. Aileler orada çalışan şey, mesela diyelim ki dışarıdan gelip... Ha, emekli, mesela diyelim ki adam öğretmen, eşi avukat, hiç çocukları olmuyor. Gelip koruyucu aile olarak alıp kimsesizleri götürüyorlar. Çok bekledim. Hani gelip alırlar, ben de bir anne sıcaklığı, baba sıcaklığı, ama kimse beni demek gelip almak istemedi. Adenur için çok gittiler ama ben vermedim. Çünkü ben istemedim. Hani ayıracaklar benden, biliyordum. Hani o kadar televizyonda gördüm ki. Kız kardeşinin abisinden ayırıp da 25 sene yıl sonra görüşen, bulan. Ama ayırmazlardı siz Soner. Yok, ayıracaklardı. Devlet bilmiyorum, ayırmamış. Onlar niye ayırsın? Hani? Ayırırlar. Hani ben kimseye senin güvenmedim. Senin öyle bir korkun olur. Hani dediğim gibi. Sen Adenur'un babası, anası, her şey olmuşsun. Ya işte onun için ben kimseye vermem onu. Hani ben onu bir kere küçükken ayıcığım dedim ben ona. O ölene kadar da öyle kalır. Ne dedin küçükken? Ayıcığım. Telefonuma da öyle kaydettim. Ya. Hani çünkü ben gerçekten ondan başka kimseyi görmedim. Ondan başkasına sarılıp ağlamadım. Birbirimizi seviyoruz. Tekrar diyorum Zahide Hanım, teyzenin ellerinden öperim ama ben evlenmek istemiyorum. Hiçbir kızla, hiç kimseyle. Hayır, ben tek başıma geldim, tek başıma ölmek istiyorum. Hayır, hani, Soner bak. Hayır, şimdi şöyle Zahide Hanım. Daha gerçekten, çok gençsin. Böyle çok görüyorum, korkuyorum. Hani evlendiğim kıza zarar veririm, bağırırım, canını kırarım, kalbini niye, kırarım. Niye bağırasın? Çok niye oluyor. Böyle biri misin sen? Ama olsun, 5 yıl sonra insan değişebiliyor, 6 yıl sonra da değişebiliyor. Şükür ben değişmedim ama onun da annesi babası var. Belki ben kalbini kırdım, aha belki ağlayacak, benim de zoruma gidecek. Belki bir şey oldu, bana söylemekten çekindi, ben onun üstüne gittim, yine ağlayacak. Soner bir şey söyleyeceğim, bunları yaşamadan hayalinde ben ona zarar veririm psikolojisinden çık. Ya bana öyle geçmiş geldi. Ha? Şimdi geçmişte yaşadığı travmalardan dolayı müthiş bir kaygı bozukluğu yaşıyor bence Soner. Ama Soner'cim, bunların hepsinin tedavisi var, biliyor musun? O yaşadığın travmaları, o kadar güzel teknikler var ki işte, unutmayacaksın ama o seni artık eskisi kadar etkilemeyecek hale gelecek. Ya, bak ben bir de sana bir şey söyleyeceğim. O kadar çok şey yaşamışsın, etmişsin. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Böyle düşün. Sen bugün buraya geldin. Demek ki ne kadar güçlü birisisin ki. Yeniden başlamak istedin ve bu programa geldin. Ben senin bu gücüne çok inanıyorum. Beni çok inandırdın. Teşekkür ederim hocam. O yüzden sevgi yokluğundan dolayı sen bugün bu haldesin. Seni bu hale getiren sevgi eksikliği ise seni onaracak olan da sevgi. O yüzden yeni bir ilişki. Bak, senin ilk geldiğin gündeki halini burada hepimiz biliyoruz. Şimdi onu konuştuk. Şimdi onu konuştuk Zahide Hanım'la. Sen nasıldın biliyor musun ilk geldiğinde? Benim yüzüme bakamıyordun, Zahide Hanım'ın yüzüne bakamıyordun. Aynen. Şimdi bugün bize bakıp gülümsüyorsun. Bak bugün üçüncü gün. Ya. Düşünsene bundan sonra hayatına biri girdiğinde o seni iyileştirecek. Onun sevgisi sana çok iyi gelecek. O yüzden bence biz birazcık seninle görüşelim. Bence de. Dışarıda da görüşelim. Görüşün. Tamam mı? Aynen. Şimdi orada bir şey daha var tabii. Soner bir kızı çok sevmiş zamanında. Tam onunla evlenecekken kızı başkasına vermişler. Çünkü maddi olarak ona yetememiş. O sırada askere mi gitmiştin? Ne olmuştu? Askerden gelmiştim. Ha, gelmiştin. Kaçırdım ama olmadı, nasip olmadı. Gerçi kaçırdım demişsin, o seni kaçırmış neredeyse. Dur onu hatırladım yani, şimdi. Ha, o sonradan şey, yaptı. Şey olmuş, hani beni kaçırdı falan demiş, o görüntülerde zaten belliymiş. Yok, güvenlik kameralarında her şey var, elimi tuttu hani benle geldiği. Ama yine söylüyorum, mutlu olsun, çok mutlu olsun. Çok mutlu olsun, yuvasını kurmuş. Rabbim artık hiçbir zaman bozmasın yuvasını. Kaç sene önceydi bu Soner? Ben o zaman 20 yaşında falandım. 6 sene önce. Hı. İnşallah mutludur o da. İnşallah mutludur, ama çok bak, mutlu bunun, olsun. Bunun acısını da kalbine gömüp yine bu sefer hayata küsme sakın. Yok ben
Hani bak çok güzel bir şey söyledi psikoloğumuz. Seni sevgisizlik kuyunun dibine çıktı. Belki bir sevgi, bir aşk seni oradan çıkartabilir. Ben buraya mesela çıktığım zaman hani sizlerin yüzleri gülüyor, bana yetiyor. Hani insanların yüzleri gülünce ben gerçekten mutlu oluyorum. Soner. Ben de sizleri sevdim. Hani dediğim gibi ben insanların yüzü güldüğü zaman gülerim. Ama tek sevmediğim bir huyu var. Hani buradan tüm anne babalara söylüyorum. Ne olursa olsun çocuğunuz küçücük bir hata evde bile yapsın dönüp vurmayın. Ya. Hani benim yanımda o kadar hani gördüm vuruyor. Benim için parçalanıyor. Hani dönüp gidip babasına diyeceğim ki ya sen nasıl bir babasın? De. Hani yapmasınlar. Vallahi de ben söylüyorum yani. Ya vurmasınlar çünkü. Sokakta yapmıyorlar Allah'tan ama ya da ben hani denk gelsem direkt söylerim. Travma. Ya çocuk evin mutluluğu. Tabii. Çocuk hani çocuk olmasa evde mutluluk diye bir şey yok. Bugün çocuk babası işten sinirli geldiği zaman çocuk gidip kapının önünde babasını bekliyor. Babası kapıyı açtığı zaman onu görünce daha mutlu oluyor. İşte Soner seni onlar iyileştirecek. Aynen. Sen de evlenince. Soner belki aynen. Belki senin de bir çocuğun olacak. Hani, sana baba diyecek. Benim çocuğum olursa hani bana baba desin ister kanka arkadaş nasıl davranıyorsa davransın. Ama benim evleneceğim kız hani Allah nasip eder karşıma çıkartırsa da benim tek isteğim bana eşim olarak gelmesin. Sevdiğim kadın değil. Anne baba olarak da gelsin. Hani o bana, beni öyle kollasın. Bir sahip çıkıp sarıp sarmalasın ki o beni kollasın, babam ben da onu olsun kollarım. Sevdiğim kadın da olsun. O beni kollasın ben onu ölene kadar kollarım. Hiç umurumda değil. Hani yeter ki o bana annem babamın davranmadığı şekilde daha iyi davransın, sevsin, kollasın. Eve geleyim yemek yapmasın. Vallahi yapmasın. Beraber yaparız. İşten yorgun da gelsem. Hani bunu gerçekten söylüyorum. Gecenin üçü de olsa bilsem ki gecenin üçünde yatacağım ben yine eşimle yemek yaparım. Bulaşık yıkarım. Hiç umurumda değil. Çünkü o da sonuçta bir insan evladı. Tabii ki. Biz nasıl çile çektiysek o da çekerek gelmişti o yaşa. Tabii. Onu da bir anne doğurdu. Hani, gerçi senin bu anne işi de zor. Rabbim herkesi mutlu etsin. Buradakileri, sizleri. Amin. Hani kimseye yokluk göstermesin. Gerçekten bak Soner çok biraz önce diyordun ki ben evlilik istemiyorum diyordun. Bak şimdi diyorsun ki böyle bir kadın olsun diyorsun ya, gördün mü? Olsun hani Allah eğer ki alnıma yazmışsa kaderime yazmışsa olsun. İnşallah. Ama hayırlısı. Rabbim yazmamışsa gidip de zorla kimseyi kendi gönlüme alamam. Öyle olmaz ama bak Soner ben duanın gücüne çok inanırım. İnan sana ekran olsun. Başında dua eden o kadar çok kişi var ki Allah'ım bu çocuğun yüzünü güldür diyen. Bak ekran yalan olmaz anlarlar. Anlarla herkes çok akıllı artık. Tam senin samimiyetin o kadar geçiyor ki ben yazılanları da okuyorum bizim sayfamıza yazılanları bana gelen telefonları biliyorum. Burada bizim ekibin dışı yani sizler hissetmiyor musunuz? Ne kadar samimi? Ha? Arkadaşıma diyorum. Ne diyor? Şimdi kızlar sıraya girecek diyorum ondan sonra telefonda kapıda. Bir de ben de böyle. Böyle bir erkek bulmaz çok zor. Nerede bulacaksın? Ben de öyle telefonu söyleyemedim de yani siz anladınız tabii. Çok telefon geldi. Tabii yaşı bayağı büyüktü de dedim yani olmaz öyle şey de ama yani ne bileyim. Peki şu anda üvey anne bu gördüğümüz görüntü zaten ben kendisini davet ediyorum her zaman. Burada konuşulan herkes adı geçen herkes buraya davetlimizdir söz hakkı veriyoruz. Peki bir görüntüleri izleyelim sonra bir sürprizim var ona. Soner bu sen misin? Bu sensin. Seni o kadar az görebildim ki bir daha verir misiniz arkadaşlar? Gecenin bir yarısı sokakta dün hatırlayın demişti ki ben sokakta yatıyorum. Şimdi havalar hadi güzel bu işin kışı var, yağmuru, çamuru, karı var. Gelen tehlikeli insanlar var. Şu önüne ateşi yakıp bir şey ayarını açamıyor muyuz Oğuz? Bir görüntü bir tık daha açamıyor. Karanlık biliyorum ama hani daha net görmemizi sağlayabiliyor musun? Belki bir dahaki gösterişte belki. Biraz diyaframı açıp Soner'i görebilirsek eğer. Hah süpersiniz. Ha burada bilerek mi o karanlık yere doğru gidiyorsun sen? Ya anne şimdi şöyle Zahide Hanım. Karanlık hani ne olacağı belli değil. Hani dediğim gibi tinerciler var, baliciler var. Allah korusun. Hani insanları görmesini istemiyorum sokakta yaptığımda. Sen ne kadar süre böyle yaşadın? Ben hani askere gitmeden önce de bu şekilde yaşıyordum. Askere gidip çıktıktan sonra da bu şekilde yaşıyordum. Hani ben Ankara'da da kız kardeşim yurttayken onu beklerken de böyle parklarda yatıyordum. Ya.
Hani bu yaşıma kadar ben hep böyleydim. Ha, yalan söylemek istemiyorum. Çalıştığım zamanlar otelde kalıyordum. Hani otelde yatıyordum, banyo yapıyordum. Otel ama, dediğin en hani, ucuz otel herhalde. En ucuz otel. Ankara'da mesela 60-70 liraya buluyordum. 60-70 lira otel var mı ya? Benim dönemimde vardı ama şu an yok. Şimdi 200-300 olsun. Şimdi hep 200-300 lira. Sosyal yardımlaşmaya gittiğim zaman hani olsun valiliğe gidiyordum, yardım istiyordum. Allah razı olsun, bazıları veriyordu tek seferlikte olsa, hani gidip karnımı doyurup yatabiliyordum. Ama bazıları da dönüp diyordu ki sen muhtaç değilsin, senin muhtaç olmama sebeplerin var. Neler? Annem babam var. Benim yok, yaşamıyorum diyorum ama inanmıyorlar. Şimdi benim televizyona çıkma sebebim de hani inansınlar artık. Gerçekten insanlara derdimi anlatmaktan, kendimi ifade etmekten çok yoruldum. Hani sanıyorlar ki ben yalan söylüyorum. Oysa ki Allah yukarıda görüyor. Şükür olsun sizler de Allah razı olsun kabul ettiğiniz başvurumu çağırdınız. Başımızla beraber tabii ki. Otel olsun, yemeğiniz olsun, her zaman bakıyorsunuz, karnım doyuyor. Allah hepinizden razı olsun. İşte dediğim gibi insanlar artık görsün, artık kimse dayak yemesin, kimse sokakta yatmasın. Soner, bir şey söyleyeceğim. Çoğumuz açlığı unuttuk neredeyse. Bu diyet miyet çıktı şimdi. Zevkten aç kalmaya çalışıyoruz. Onu da beceremiyoruz. Onu bile beceremiyoruz. Zayıflamak için bile aç kalmayı beceremiyoruz bak. Yani çoluğa çocuğa yemediği önünde yediği arkasında şimdi. Aç kalmak nasıl bir şey? Yani şimdi şöyle söyleyeyim Zeyda Hanım. Aç kalmak gerçekten görüp görebileceğiniz en kötü bir şey. Hani Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Dilenen insan hiçbir zaman aç değildir. Ama asıl dilenmeyen insan açdır. Zaten söyleyemiyorlar ki çoğu gerçekten aç olan. Hani dilenenler gerçekten bizden zengin. Ben de mesela istesem gidip dilenebilirim. Ama şöyle kendime baktığım zaman Allah bana el kol vermiş. Hani gidip çalışmak yerine niye dileneyim ki? Niye insanların duygularıyla oynayayım? Gider bulur, bulduysam buldum, bulmadıysam. Ben mesela ta Amasya'dan Çorum'a 2 günde yürüyerek ayakla gittim. Amasya'dan Çorum'a. Evet, Amasya'dan Çorum'a. Kaç kilometre be hesaplar mısın 100 sana? 100 kilometre. 100 kilometre evet. Yürüdün mü? Yürüdüm. Hani bunu orada telefonumu satıyorum. Satmasam çektiğim videolar bile var. Ben Kırıkkale'den Ankara'ya yürüyerek gittim. Erzincan'dan Ankara'ya yürüyerek gittim 300-350 kilometre. 6 günde, 5 günde, yeri geliyor 1 ayda. Biz bunları masal gibi dinliyoruz. Eskiden kervanlarla oradan oraya göç yaparlarmış, giderlermiş. Ben askerden çıktığım zaman Tekirdağ'dan İstanbul'a yürüyerek geldim. İstanbul'a yürüyerek geldim. Allah razı olsun burada jandarma yolda beni gördü. Biri şikayet etmiş, yolda biri yürüyor. Geldim İstanbul Fatih Mehmet Köprüsü'nü geçecektim. Güvenlik izin vermedi. Ayakla geçemezsin dedi. Abi dedim Erzincan'a gideyim, kurban olayım, geçeyim. Kardeşim dedi deli misin sen, buradan yaya geçemez. Uçarsın dedi. Rüzgar Allah uçurur korusun, seni. Tabii. Ben geri döndüm, dedim ki sarı yerden dolaşayım. Hani belki oradan kestirmeden çevre yoluna yine çıkarım. Senin kestirme dediğin yolu yürüyerek gideceksin sen yine. Yürüyerek yine gittim, geldim, dolaştım, yine aynı köprüye geldim. Bu sefer canım sıkıldı. Bu sefer ta gittim aşağıdan, gişe geçişleri var paralı. Orayı geçtim, jandarma geldi. Sen ne içiyorsun aralarda? Bu kadar yürümek için canla yanmaz. Bazen oluyor, kartımda 2-3 TL'm kalıyor. Ona gidip BİM'de mesela, BİM çok ucuz. Çikolata alıyorum. Ya da su enerji alıyorum. Enerji olsun. Ama bulamadığım zaman da yolda eğer ki varsa elma ağaçları. Ne bileyim, karpuz tarlası görünce karpuz alıp yiyorum. Ama haklarını helal etsinler çünkü. Helal yine, göz hakkı diye bir şey var. Öyle bir şey olsun yani. Yine hani bizim olmayan, biz kendimiz yetiştirmedik. Hayır, adam kızım, kendi alın teriyle yetiştirmiş. O karpuzu yiyordum, devam ediyordum. Ama insanlara da hak veriyorum. Devir öyle bir devir ki. Korkuyoruz, kötü. Aynen. İnsanlar korkuyor. Hani bu çocuk neyin nesi, niye yolda yürüyor? Muş'ta mesela, Muş'ta yürüyerek gittim, polisler aldı beni, dövdü, terörle suçladı, beni aldı, ağzımı yüzüme vurdular. Ayakkabılarımı çıkarttılar. Sen derdini hemen anlatmalısın. Söyledim, böyle durumlarda. Anlattım polislere. Yalan söylüyorsun. Hemen göstermelisin. Yalan söyledi. Ayaklarımı çıkarttılar, ayaklarım patlamıştı. Polise diyorum ki, yürüdüğün abi için. Diyorum, benim kimsem yok, annem babam yok, yürüyerek geldim, yalan söylüyorsun diye bir yumruk atıyor, tekme atıyor. Anlatamıyorum derdimi, inanmıyorlar. İnanmasınlar ama yine hakkımı helal ediyorum herkese, dediğim gibi. Hak öyle bir şey ki kimsenin hakkı alınmaz. Hele ki bir yetim ya insanın. Bilemem. Şimdi o kadar kötü şeyler oluyor ki koruma içgüdüsüyle ya da görev
içgüdüsüyle hemen koruma kısmına geçiyor. Korusunlar ama iyi davransınlar. Kesinlikle iyi davransınlar. Herkes herkese iyi davransın. Kim olursa olsun. Aynen. Hani yekürkümye var ya, kıyafete göre, giysiye göre değil. Kalbe göre davranabilsek. İşte. Keşke herkesin kalbini görebilsek. O zaman her şey ne kadar farklı olurdu görüntünün dışında. Yani dediğim gibi benim 1 liram da olsa dilencilere veririm ama gerçekten bunu herkese söylüyorum. Dilenci olduğu için vermiyorum. Allah rızası için dediği için veriyorum. Zaten Allah'ın adına öyle oluyor. Diye diye veriyoruz Soner. Hele çocuğunu götürüp oralara. Rabbim, bak ben dilenci oldum biliyor musun? Sırf bu gerçek mi değil mi diye. Tırnaklarımın içine kadar kum koydum. Saçı başı değiştirdim. Sıfır makyaj. Yüzümü de değiştirdik biraz. Bayağı düşüverdim yolda. Esnaf, ilk suyu getiren esnaf genç bir kardeşim oldu. Hemen su getirdi bana. Bacım iyi misin diye. Helal olsun. Ona yardım etmek isteyenler falan oldu. Sonra bir tane adam geldi yanıma. Böyle elini şurama attı. Tam beni tanımasına imkan yok. Bizim ekip her tarafta. Ve ben solunu, sokağını, hatta Müge'ye dedim ki biz böyle böyle bir şey yaptık. Adam dedim beni götürmeye kalktı Müge'm. Dedi ki niye gitmedin? Bütün ekip arkandaymış. Gideydin ya adamı tam basaydın. Kız dedim benim o kadar aklıma ya o kadar korktum ki ben. Bak ben Zahide yetişken korktum. Adam diyor ki senin kimin kimsen var mı? Yok abi diyorum. Bak diyor ben sana kalacak yer vereceğim diyor. Sen gel benimle diyor. Yok diyorum ben burada dilenmeye devam edeceğim diyorum. Adam beni götürecek. Ben bak ben gidecek evim varken, benim arkamda bir dolu ekip varken, polis, Bakırköy Belediyesi sağ olsunlar. O sırada oradayken, polis teşkilatı oradayken ben korktum adamdan ya. Bu sapık mıdır nedir bana ne yapacak diye. Vallahi dedim Müge keşke seninle daha önce konuşaydım. Giderdim ben niye gitmedim ki keşke gideydim olduğu yere de bu şerefsiz ne yapıyor ne ediyor göreydim. Orada basaydım. Bu arada Soner herkes senin için arıyor. Telefonlar sen çıktığından beri hiç susmuyor. Herkes sana yardım etmek istiyor. Şimdi Müge Hanım bu Soner Bey'in durumu enteresan. Bu TCK'nın değişen 145'e birinci maddesi var. Aslında o sabıka olayı var ya, orada cezasızlık sebebi var. 145'e 1 de değişti. Çalınan malın değer azlığı ve suçun işleniş sebebiyle işleniş şekli. Yani böyle bir şeyde bir daha karşıya gelirsen. Değil, geçmiş cezaları da iade-i muhakeme yoluyla sabıkası sildirilebilir. O zaman onu siz yapın. O olabilir yani. Affedilir. O zaman onu siz yapın. Evet, yani, sabıkasını sildirelim. Artık senin sabıkan açıldığında hiçbir şey olmasın. Evet. Ya bilmiyorum var belki de yoktur çocuğundur öyle de demeyeyim de. Hani bu hırsızlık falan diye onlar da küçücük şeyler bir bisküvi çalmış, suçlanmış ama bu sabıkana geçmedi değil mi? Yok şu an devlete girdiğinde adli sicil kaydım yoktur. Şükür. Tamam. Sicil kaydın tertemiz. Tamam. Evet. Peki şimdi aynı zorlukları ben de yaşadım diyen Sayın Hikmet Tosun Soner için telefonda hattımızda. Hikmet Bey merhaba. Merhaba abla. Hoş geldiniz, merhabalar. Siz neler yaşadınız? Siz de aynı şeyleri yaşadım demişsiniz. Şimdi evet, abla ben kendimi tutamıyorum şu anda. İsmim Hikmet Dursun. Dursun değil, Dursun. Dursun. Hikmet Bey hemen değiştiririz. Evet. Hikmet Dursun Bey siz ne yaşadınız? Neden kendinizi Soner'le bir tutuyorsunuz? Neden, ne oldu da? Siz Soner benim kardeşim, ben ona çok şey yapmak istiyorum dediniz ama siz neler yaşadınız onu bir anlatın bize. Abla şöyle izah edeyim. Kendim Aksaraylıyım. Dört kardeşiz. Anne baba var ama biz yokluktan geldik. İnşaatlarda yattığımı biliyorum. Kurbetlerde çalıştığım yerin iflas ettiğim, sonra bizler sokaklarda kaldığımı biliyorum. Soner kardeşim gibi yürüdüklerimi ayaklarımın altının patladığını biliyorum. Ya. Ben bu reddiye geldim ama gelene kadar da neler çektiğimi bir ben bilirim, bir Cenab-ı Allah bilir. Soner kardeşim orada sabaha kadar hanımla beraber şu anda televizyonun başında yapamadık. Uyumadık. Şimdi evet bir şeyler oldu, kazandı. Başımızı sokacak bir evimiz, çoluğumuz, çocuğumuz var. Ben şöyle izah edeyim. İki büyüttüm abla. Bir daha söyleyin. Orayı duyamadım. Çok özür diliyorum. Ben iki tane yetim çocuk ve birini everdim.
İnşallah birini daha vereceğim. Allah nasip eder de o günleri gösterir de bana. İnşallah Rabbim size uzun ömürler versin. Sizin niye anneniz babanız hayattayken niye onların yanında değildiniz? Dört kardeş. Valla yokluk. Size bakamadılar ama sevdiler mi sizi? Onlarda sevgi de yok çünkü. Yani enseler de böyle istediğimiz gibi değil. İçimizde illa ki ne uhde var. Hani mesela etten öper 3 yaşında bir kızın adını hayat koydu. Yani bunun ne demek olduğunu insanlar çok iyi. Bunlar kardeşime de şunu söylüyorum. Kurban olayım aslan kardeşim. İki katlı evim var. Biri senin biri benim. Hayır. Ben Aksaray Baba Kıbrıkları Yetiştirme Dernek ve Koruma Başkanıyım. Burada ben bal baklava yersen bal baklava yersin, ben soğan ekmek yersem sen de soğan ekmek yersin. Beni de evermek benim boynumun borcu. Bana da ev, yuva, barka vermek de benim bana boynumun borcudur. Kurban olayım, senin çektiğini ben çektim. Hikmet Bizim Bey. Neye yeterse seninle beraberim, ölene kadar yanındasın. Soner duyuyor musun? Ben Soner'in... yokluktan geldim valla. İnan hani kendimi tutamıyorum. Bir şey de söylemek istemiyorum. Soner Allah'ını seversen ben dedim Aksaray seni dilediğin kadar, gücümün yettiği kadar ben sana her türlü yardım etmeye hazırım. Ve eşim kanser hastası, ona binaen eşimle beraber biz sabahlara kadar yatamadık. Aynen. Ve hala gözümüzde uyku. Seni bekliyorum kardeşim. Kurban olayım. Gücüm benim buna yeter. Gücüm başka bir şeye yetmez. Daha ne olsun. Sen... Daha ne olsun. Eşinize de geçmişler olsun. Allah sağlık şifa versin. Allah razı olsun. İnşallah ona da teşekkür ediyoruz. Çünkü sizin bunu söylemeniz onun da rızasıyla olunca bizim için daha da değerli. Şimdi iki katlı Tabii eviniz ki. Var. Bir katı onun, bir katı benim diyorsunuz. Ben baklava yersem baklava yeriz, ben soğan yersem soğan yeriz. Seni evlendirmek de benim boynumun borcu diyorsunuz. O benim de boynumun borcu, siz hiç merak etmeyin. Öyle bir şey olsa, ben ona burada neler neler yaparım. Yeter ki kalbini, gönlünü sevecek birini bulsun. Peki Hikmet Bey. Gücüm, neye yeterse odur abla. Ben gene söylüyorum, sonra kapattım. Sen benim canım ciğerimsin. Sen Hikmet Dursun'un yarısı ol. Yarısı da Hikmet Dursun olsun. Birbirini tamamlasın gittin. İnşallah. İnşallah. Abim sana sonuna kadar açık. Kurban olurum sana ben. Allah kimseyi düşürmesin abla. Amin. Amin. Bizi anlatırken masal gibi geliyor yaşadıkları. Ben çamurlu su içti dedi ya. Su bulamadım. Sizin de başınıza gelmiştir. Biz o kadar yürümeyi, biz işte spor yapacağız, diyet yapıp ne kadar şımarıkça şeyler geliyor şu an bana bunlar var ya. Açlığı hissetmek sana, ne kadar acı bir şey. Sana yeminle söylüyorum abla. Ben gömüklü su içtiğimi biliyorum, çamurlu su. İşte aynı şeyi söyledi bak. Sokakta kalınca ne yapacaksın? Biz hiç aklımıza bile gelmeyen şeyleri siz söylüyorsunuz. Hikmet Bey, sizinle irtibatta olacağız. Allah sizden razı olsun. Hikmet Bey bir şey söylemek ister misin Soner? Anne. Ben bilmiyorum abla, ben kilitlendim. Ben durdum şu anda yani tamamen dur. Eşim yanımda, çocuklarım yanımda. Tutun elinizin eşini de benim için. Eşim. Sağ olsun. Allah ondan da sizden de razı olsun. Soner... Öncelikle Hikmet abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Kardeşim benim. Yengemin ellerinden çok çok öpüyorum. Allah inşallah daha şifa versin kendisine. Amin. Amin. Hiçbir zaman üzülmeyin. Yengeme de söyle. Onun ellerinden çok öpüyorum. Üzülmesin. O üzülürse ben de üzülürüm. Bana iki kelime söylemek istiyor. O da istiyor telefonu. Tabii ki. Söyleyin. Buyurun. İyi yayınlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Siz uyuyamadınız mı dün? Zeynep Hanım, uyuyamadınız mı karı koca dün? Hayır, biz uyuyamadık. Ya. Ama bugün... Biz zaten Soner'i izleyip de çok kötü olduk. Ya gelsin, bizim kardeşimiz olsun, bizim evladımız olsun. Ne şeyimiz olsun burada yanımızda. Biz elimizden ne gelirse yaparız ona. Kendi oğlum gibi evet, onu düğünlü yaparım. Siz kaç yaşındasınız Zeynep Hanım? 40 yaşındayım. Siz de çok gençsiniz daha ya.
Evet. Aha. Siz de çok gençsiniz. Aa, bir de bebek sesi duydum orada. Evet, hayatımız var burada bizim. Hayat, torun mu? Çocuk mu? Torun. Ay ne oğlum? Evet. Oy. Ben de. Hayat. Sana da merhaba. Sen de mi yayına bağlandın? Anlıyor. Ne diyor? Hasan mı diyor? Hasan mı diyor? Hasan mı diyor? Yatamıyoruz diyor biz diyor. Yatamıyorum diyor. Allah'ım. Ay yerim seni. Onu benim için öpün koklayın. Hasan mı diyor? Zeynep Hanım. Vallahi efendim? Bambaşka bir dünya açtınız şimdi bize. Tabii ki bu Soner'in kararı olacak ama biz çok çok mutlu olduk. Soner ne diyorsun? Zeynep Hanım ses çok içten sıcacık gelmiyor mu böyle? Ne? Soner şaşkın bence. Soner konuşamıyor evet, şu an. Yani, bak Zeynep Hanım karşında şimdi. Ya düşünün yani Zeynep ablayı hiç tanımıyorum, hiç hayatımda da görmedim. Bir önüne bakma, gözünü seveyim, bir bak, bir karşıya bak bir ha. Hani, bir görelim kaşını gözünü ha. Dediğim gibi hani Zeynep abla bile ağladı. Benim öz annem veya ailemden biri bile gözyaşı dökmedi benim için. Ama gerçekten kendisini ellerinden çok çok öpüyorum. Hiçbir zaman üzülmesinler. İnşallah hastalığın tez zamanda geçer. İnşallah. Rabbim sana her şeyin güzelini nasip etsin. Amin, amin. Bütün hani, hasta kardeşlerimize amin. Zaten dediğim Soner, gibi... nasıl hissettin? Sana kucak açan, evlerini açan... Soğan ekmekse soğan ekmek, baklavaysa baklava, beraber yiyelim diyen bir aile var şu an karşında. Valla hani Zeyd Hanım gerçekten artık yutkunamıyorum bile, konuşamıyorum. Çünkü anne baba görüyoruz işte. Hani elin yabancısı dönüp de evladımız olsun. Ekmekse ekmek, kuru soğansa kuru soğan, hani bunu diyor ama benim ailem diyemiyor. Bilmiyorum, benim için arayan, aramayan herkesten Allah razı olsun. Bilmiyorum yani, bir şey diyemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Peki, gerçekten şu an telefonlar kilitlendi. Aslında başka telefonlarımız da var. Sen karar vereceksin Soner. Ya bu senin nasibin. Herkesin bir nasibi var. Biz vesileyiz. Rabbim bizi vesile kılıyor böyle güzel şeylere, iyi şeylere. Hep öyle yapsın inşallah. Soner için yeniden başlangıç aslında. Tam da programımızın adıyla müsemma bir durum. 26 yaşında gencecik bir delikanlı ve şükürler olsun ki bize, bizim ekibimize nasip oluyor. Yeniden başlangıç yapacak. Soner, iyi ki başvurmuşsun. İyi ki gelmişsin anne. Hani dediğim gibi kurban olduğum Rabbim herkese bir şey, bir kapı açar. Bir gelsene yanıma Soner ya. Bir gel yanıma. Ya da ben senin yanına geleyim şöyle. Bak. Bizim nasibimiz de demek ki buymuş ama gerçekten herkesten Allah razı olsun. Dediğim gibi. Bir hakkım, bir yanlışım olduysa herkes hakkını helal etsin. Estağfurullah. Burada bütün ekibim dedi. Nasıl kibar bir çocuk. Nasıl efendi. Yani biz mesela burada soruyoruz şimdi herkese, aç mısınız? Bir şey var mı? Bir şey ister misiniz? Aman böyle gözümüz gibi bakıyoruz bütün misafirlerimize. Bize hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey istemiyor diyorlar. Siz dedim istemiyorsa bile yağdırın. Ne istemiyorsa siz hepsini. Her şeyi. Yani hiç evi ayağı boş kalmasın. Çayını eksik etmeyin. Zaten hani iyi bakıyor muyuz sana? Çok iyi valla, gerçekten yemekler güzel. Hani çalışanlar olsun, herkes olsun gerçekten çok ilgileniyor. Hani herkesten Allah razı olsun. Ama benim bir yanlışım olduğu, bir kalplerini hayır, kırdıysam. Hayır, olur mu öyle? Özür dilerim ama çok iyiler. Çok seviyorlar seni. Ben de onları çok seviyorum. Hani herkes abim gibi, ablam gibi. Ne bileyim. Biz de öyle hissediyoruz. Rabbim zaten herkesi mutlu etsin. Burada kimseyi annesiz babasız bırakmasın. Amin. Amin. Gerçekten Allah diyorum. Allah sana da baba olmayı nasip etsin. 81 İnşallah. Milyona İnşallah. Diyorum. Sadece bana değil, elinden geldiği ne kadar varsa, hani çocuğu olmayan bile gitsin yurtta çocuk alsın. Hani diyorlar ki yurtta büyüdüğü zaman çok terbiyesiz oluyorlar. Anne baba görmüyorlar, dışarı o yanı bu yanı, ama gerçekten öyle değil. Bir insan 7'de neyse 70'de odur. Ben kendimi yurtta kaldım ama dışarıda da kaldım, eğittim, öğrettim.
Çünkü bizim de anamız bacımız var. Kimsenin anasının bacısına laf söylemek veya ona buna gitmek bize de yakışmaz. Birbirlerini sevsinler, kollasınlar çocuklarını. Hele ki anne baba değeri bilsinler. Çünkü anne, cennet annenin ayaklarının altında. Ama benim cennetim yurttaymış. Kurban olduğum Rabbim yanımda. Şükür bana, Allah'ıma şükür bu yaşama kadar yaşattıysa. Ve orası olmayaydı ne olacaktı çocuklar? Allah bu kadar yaşattıysa vardır bunda da bir hayrı, vardır bunda da bir hikmeti. Benim tek dileğim bana bunu yaşatanlar özür dilesin. Bak gerçekten özür dilesinler çünkü yapmadık diyorlar ama hadi bağlansın desinler ki ya yapmadık. Ya da desinler ki özür dileriz, biz yaşattık, biz yaptık. Belki utanıyorlardır şimdi. Belki babalarından bağlanamıyordur. Üvey anneler ondan belki bağlanamıyordur. Üvey anne bağlanmıyor çünkü en başından bağlanmak istiyordu. Hı. İftira atacaktı. Baktı ki komşular yavaş yavaş arıyor, gerçekleri ortaya döküyor. O dedi şimdi ben arattırsam başkalarına yalan çıkacak. Ama yine aratsın, hiç umurumda değil. Tek isteğim özür dilesinler. Çünkü ben bunu yaşayacak hiçbir şey yapmadım. Hak etmedim. Diyorum yani 26 yaşındayım. Ben bile aynaya baktığım zaman kendimden çok çok utanıyordum. Ama sizler sayesinde artık başımı dik kaldıracağım. Davamdan da geri çekilmeyeceğim. Ne kadar aklıma ne kadar işkenceleri de gelirse hepsini yine millete anlatacağım. O kadını gerçek yüzünü görsünler. O kadın benim gibi... Eline bakabilir miyim? Hiç çıkmasın çarşıya. Ha, biz bunu ekranda çok gösteremedik Oğuz'um ya. Bak şurada bir leke var. Gel gel iyice yakına gelir misin Oğuz? Gel gel iyice gel gel. Bak şu leke bu bebekken kaç yaşındaydın bu leke oldu? Bak şöyle 3-4 bir yaşındaydım. Şey. Ya elini şöyle görüyor musunuz şurayı gösterebiliyor muyuz? Yani kaç yaşındaydın bunu yaşadın? O zaman 3-4 yaşındaydım. Bunun acısını Rabbime o yaşta tabii bir yere kadar anlıyor. Çocuk ağlıyor. Şimdi olaydı bu yanık en berbat şey. Gerçi Nalan senin yanında ben bunu nasıl göstereceğim? Sen daha beterini yaşamışsın ama üvey anne dehşeti burada işte yani. Sen küçücük çocuğun elini al sobaya. Ay ay. Ya bir şey demiyorum. Allah'a bırakıyorum. Hani ama insanlardan tek isteğim var lütfen daha artık sormasınlar. Çok soruyorlar. Neyi ne oldu elin üstüne? Ne oldu elin üstüne? Allah'tan erkeksin de hani buradaki tüyler onu biraz kapatmış. Kız olsam bu çok daha belli olurdu. Ya, kapattı. Ne diyorlar? Tövbe yarabbim. Ne alakası var? Bu yanık olduğu çok belli. Öyle diyorlardı. Ne yaptın? Ben ilk geldiğinde gördüm ama benim mesleki deformasyonum. Hemen bir hastalıkla ilgili bir şey oldum. Hemen iyileştirme içgüdüsü gelişti yıllarca. Biz sizinle çok uzun zaman önce çalışacaktık aslında. Öyle mi? Başka bir programa mı? Doktoruma mı gelecektin yoksa? Hayır, doktorun programına siz geldiniz aslında bize. Ha, siz doğru. Ben 2 ay sonra başladım. Altuğ Bey geldi. Altuğ Bey benim oğlum için geldi. Cilt kanseriydi benim oğlum Mehmet. Çözüm olmak çok sorun ama korkuyorum sormak için ama peki. Peki, şimdi yeni bir telefon var. Soner senin için telefon. Mustafa Akyürek beyefendi bizi aramış. Mustafa Bey merhaba. Şu önüne bak gözünü seveyim bak oraya bak. Heh. Soner Bey merhaba. Merhaba Zahide Hanım. Mustafa Bey merhaba. Hoş merhaba, geldiniz. Zahide Hanım. Merhaba. Hoş bulduk. Yeni programınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Soner için bize ulaştınız. Zahide Hanım. Buyurun. Tabii ki. Ben şu anda gerçekten yani heyecanlıyım. Yani biz bir Denizli Erzincanlı Dernek Başkanıyım. Biz ona Denizli'de bir iş imkanı veya bir belediyeye onu güzelce bir iş sahibi yapmak istiyoruz. Aynen inşallah. Elini tutup Erzincanlı olarak Ege bölgesinde tek buna Denizli değil ama genel Ege bölgesi olarak Ege bölgesi Erzincanlı Federasyon Başkan Vekilliğim de var. Biz Erzincanlılar olarak Soner kardeşimizin aslan gibi bir delikanlı. Aslan gibi onun maşallah. Arkasındayız. Aslan gibi bir delikanlı. Hani biz aynı zamanda ekranda bir kişinin samimi olup olmadığını hissediyoruz. Zaten biz de biraz önce dile getirdiniz. Aynen. Şimdi biz aynen. Soner'in samimi olduğuna inandık. Soner, beni dinliyor musun? Bak delikanlım. Dinliyorum. Bu ülkenin, bu memleketin, bu vatanın sizin gibi güzel delikanlılara ihtiyacı var.
Biliyorum abi. He, biz o yüzden senin arkandayız. Sen dik duracaksın, tamam mı? Dik duracaksın. Ama bu sokakta gerçekten ki biz sokağı da iyi bilen insanlardanız. Bu sokakta nasıl böyle bir tertemiz kalmışsın? Bunu da takdir ediyoruz yani. Gerçekten. Teşekkür ederim abi. Ama bütün Erzincanlılar Mustafa Bey vesile aslında Soner'e sahip çıkıyorlar. Mustafa Bey içkisi yok, sigarası yok, hiçbir kötü alışkanlığı yok. Kendi dünyasında yaşıyor. Yani ve burada bak ben ekiple takip ediyorum, bütün ekip biliyor. Bir kişiye sesini yükselttiği, bir kişiye saygısızlık ettiği. Bak 3 gün, hatta biz 10 gündür beraberiz aslında. Program başlamadan önceden tanıyoruz. Hiçbir şeyini görmedik. Sicili tertemiz. Evet. Ama kalbi yaralı. Evet. Kalbi, gönlü yaralı. Ama evet, Zahide Hanım, sizin gibi değerli bir kardeşlerimizin de bu tür programı yapması bizi gerçekten mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Var olun. Ben benim de telefonum orada mevcuttur. Şimdi Allah'ın siz, ben bir doğru mu duydum Mustafa Bey? Belediyede, Denizli'de belediyede bir iş, ben gerekirse belediye başkanını da ararım zaten. Belediyede bir iş verebiliriz Mustafa'ya. Siz Erzincanlılar Derneği olarak zaten arkasındasınız. Orada bir barın, şu bir bak, bir bak Mustafa abine bir bak. Bir bak ve yüzün gülsün, bütün bunları senin yüzün gülsün diye yapıyoruz. Bak. Allah herkesten razı olsun. Hani dediğim gibi. Amin, amin. Onların yüzü güldükçe benim yüzüm gülüyor. Hani insanlar dediğim gibi birbirinin kalplerini kırmadığı sürece, birbirlerini şey yapmadığı, üzmediği sürece gerçekten bu dünya daha güzel yerlere gidebilir. Ama bilmiyorum, Rabbim kıyameti kapımıza kadar getirdi. Artık gerisi takdiri ilahi Allah'ın. Ne zaman öleceğimizi de o bilir. Ben tekrar Mustafa abi, Allah razı olsun senden. Çok çok teşekkür ederim. Senden de Allah razı olsun. Bak Soner'cim, bunu söyleyeceğim. Fazla meşgul etmeyeceğim sizi. Estağfurullah. Bu dünya bir imtihan dünyası. Sen bedel ödedin. Bu imtihanı iyi takdirle geçtin Allah'ın huzurunda. İsyan etmedin, asi olmadın. Bu imtihanı geçtin. Bundan sonra önün açık olduğuna Allah'ın izniyle inanıyorum ben. Bundan da yani gerçekten çok mutluyum. Yanımdayım. Telefonum orada mevcut. Saygılarımızı sunuyorum. Sağ olun efendim. Size de çok saygılar çok bizden. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeşim, iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Var olun. Bütün Erzincanlılara selam, sevgi, saygı bizden. Baba gibi konuşmadı Mustafa Bey ya. Tam bir baba yani. Baba gibi böyle kucaklayan, saran, güven veren bir baba. Allah sizden razı olsun. Soner'im hadi otur peki. Şimdi heyecanla bizi biri bekliyor. Bu arada telefonlar gelmeye devam ediyor. Gelsin. Ben hepsini, bütün telefonları biriktiriyorum. Araştırıyoruz. Öyle herkesi bağlamıyoruz. O yüzden biraz daha yavaş yavaş alıyorum. Ama çok mutlu oluyorum böyle. Çok gurur duyuyorum. Benim memleketimin insanı böyle işte. Burada gerçeği yanlış ayırt ediyor. Yürekten hissettiğine de hemen el ayak uzatıyor. Yani biz bak 5 liralarla SMA hastası kaç çocuğu Dubai'ye gönderdik. Çocuklar iyileşti, geldi buralara. İnşallah bir gün onları da yayına alırım. Peki şimdi Burak'ımız var bizim bir de. Bu yavrumun karısı, çoluğu, çocuğu, altınları da almış gitmiş. Burak da burada, ben çocuğumu görmek istiyorum diye. Dün neler neler anlattı, bir izleyelim önce. Burak Bey neden terk edildi? Eşim Özge ile evlenmek istediğimize ailesi izin vermedi. Onlar Trakyalı damat istiyordu. Biz Karadenizli olduğumuz için kabul etmemişlerdi. Sonra belli bir zaman sonra ikna ettik. Eşim evlenmeden önce 3 aylık hamileydi. Evlendiğimizde de eşim düğüne takılan takıları, altınları hepsini aldı, annesine verdi. Ayrılığın gerçek sebebi ne? Evlendikten sonra eşim Özge doğalgazı çok açıyordu, fatura çok geliyordu. Derece sürekli 60 derecede hiç inmiyordu, ben kıstığım halde. O sürekli açıyordu, fatura çok yüksek geldiği için sürekli evde kavga, tartışma oluyordu. Mevlüt yaptı, komşular geldi, söyledi, evin içi de fırın gibi dedi. Onlar bile şahit bu duruma.
Evde bir tek ben çalıştığım için bütün masrafları ben karışıyordum. Yetiştiremiyorduk. Sürekli sorun oluyordu. Bütün maaşımı Özge'ye veriyordum. Kavga, tartışma oluyordu. Çok alışveriş falan yaptığı için. Özge Hanım evi nasıl terk etti? Özge beni terk ederken çocuğumu da evdeki bütün eşyaları da alıp her şeyi götürdü. Eşim Özge düğüne takılan altınları bana sormadan gitti, bozdurdu, annesine verdi. Ben ona her ay maaşımı yatırmama rağmen yine yetemiyordum. Burak Bey çocuğunu neden göremiyor? Evlenmeden önce eşim Özge 3 aylık hamileydi. Kayınpeder çocuk sen değil dedi, çocuğu bana göstermiyor. Özge beni terk ettiğinde evdeki bütün eşyaları, her şeyi aldı. Benim yatacak yerim bile yok. Ben çok mağdurum. Çok mağdurum. Evde yatacak yerim bile yok. Çocuğumu da göremiyorum. Karımı da göremiyorum. Çok mağdurum. Yardım edin lütfen. Allah kimseyi evladından ayırmasın. Hep annelere söyler ya, anne kucağı, anne özlemi. Baba da özlüyor. Bu çocuğun da yani hakkı baba. Peki Burak. Evet. Siz ne zaman tanıştınız eşinle? Ya size anlattığım gibi ben kardeşimi götürmüştüm parka. Özel bir kardeşim var. Down syndrome bir kardeşim vardı. Onu götürmüştüm parka. Konuşurken ona laf attılar. Evet, ona öyle kardeşim diye falan laf attılar. İki tane kız otururlardı. Öyle başladı arkadaşlar. Evet, ondan sonra... Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sizin düğününüz değil mi? Bu sizin düğününüz. Evet. Peki bayağı da takı takılmış burada. Evet. Hepsini benim ailem takıldı. Nişan videoların da varmış. Evet. Onları da verir misin Oğuzcuğum? Onları da verelim. Ha bak, kız tarafından fazla gelmedi. Kız tarafından fazla gelmedi. Neden diye sorarsan kız tarafının arsa davası varmış. Hani davası bir... Onlar davalıkmış, gelmek istemiyor fazla. 2-3 masaydı yani. Çoğunlukla hep benim ailemin tarafından. Seninkiler de bayağı takmışlar yalnız maşallah. Baksana buradan buraya. Bu nişan değil mi bu? Evdeki nişan. Bu nişan? Evet. Siz nişanda bu kadar takıyor musunuz ya? Böyle nişanda bu kadar görüyor musunuz elleri kolları dolu? Maşallah. Sizin nişanla düğün arasında ne kadar? Fazla mesafe yok ya, Eylül ayında oldu, Mayıs'ta da düğün oldu. Ne kadar sonra oldu? Eylül ayında nişan yaptık, 22 Mayıs'ta da düğün yaptık, 31 Mart'ta da nikah yaptık. Ya bir alelacele evlenmişsiniz siz birkaç ayda. Evet. Kaç bilezik var hatırlıyor musun kolumda? Şu bu altınlar da gitmiş de ondan soruyorum. 5 tane istemişti. 6 dolu bir yani kollarını çalıyor. Yani şimdi sayamadığım için. Bir de onlar büyük büyük değil mi? Evet, hepsi kalın. Kaç gram ki bunlar? Kaç gram siz anlarsınız? 16-17 gram. Baksana kocaman kocaman hepsi. 20 olabilir de yani. 20 falan da olabilir yani. 20 gram. Olabilir de. Kızlar siz görüyor musunuz kız? Bunlar büyük büyük şu kadar değil bunlar. 20-25 gram. Bak şimdi altın bilezikler ne kadar biliyor musun? Ha bak bu altın. İncecik. Gerçek mi değil mi diye ben inanmam yani hani görsem. Pazarda da satılıyor bunlar var ya, altın mı değil belli değil. Neyse ben öyle başıma bir şey gelir diye kol taktım, kolum öyle iki tane dolaşıyor. Allah korusun. Peki Burak 20 gramlık 5-6 tane bilezik. Bir de daha düğünde de mi takıldı? Ya düğünde de olarak bunları çıkarıp tekrar mı taktınız? Öyle oldu diyelim. Peki şimdi burada bir şey soracağım. Şimdi sen dün söyleyince çocuğun ay olarak... burada eşin hamile miydi? Evet. Yani sevmişler birbirlerini. Sonuçta evlenmişler yani neticede. Peki bir ne oldu anlatsana bana. Ya, çünkü sen öyle bir çocuk değilsin Burak. Hani. Ya sevgiliyken hani benden bir takım şeyler istedi. Ben sıfır ev istiyorum dedi. Ben anne olmak istiyorum dedi. Senin de yaşın geçiyor, benim de yaşın geçiyor dedi. Sen kaç yaşındasın? Ben 33 yaşındayım. O kaç yaşındaydı? O da 27 yaşında şu an. Kaç? O da 27 yaşında. 27? Evet. Daha o kadar geçmemiş canım. Daha ya, durun ama. Anlatmasına göre ben söylüyorum hani. Öyle şey yaptı. Ben dedim benim maddi durumum dedim o kadar iyi değildim. Ben de ev alamam dedim sana. Sıfır ev alamam dedim. Oturdu bu ailem oturdu evi. Gelirsen dedim
Olur dedim. Peki hadi evi geçtim. Çocuk? Oldu yani. Ne diyeyim yani şimdi? O zaman... Yani olabilir. Peki şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Burak, seninle ilgili enteresan telefonlar geldi. Konuşacağız. Ama Mustafa amcamız da var bizim. Mustafa amcayı da bir hatırlayalım. Reklama gitmem gerekiyor. Döndüğümüzde Mustafa amcamla da konuşacağız. Burak'a gelen telefonları da söyleyeceğim size. Senelerdir boşanamayan Mustafa amca. Ben her zamanki gittiğim lahmacuncu da bulaşıkçıymış. Ben öyle tanıştım. 49 yaşındayım dedi. Benimle senin aranda çok yaş var dedim. Ben 70 küsur yaşındayım dedi. Olmaz dedim. Ben aklı başında bir kadınım. Ben sana ölene kadar bakacağım, hizmetini göreceğim dedi. Ben olmaz dedim, kalktım. Amcam vardı bir, amcama danıştım. Amca durum böyle böyle dedim. Amcam dedi ki kaç yaşında yavrum dedi. 49 yaşında, 50 yaşında dedi. 50 yaşındaki kadın genç olmaz dedi, alacaksın dedi. Biz Nevin Hanım'la 11 yıl önce evlendik. Nevin Hanım neden boşanmak istemiyor? Kardeşinin bir 4 dönüm hurma bahçesi varmış. Onu da sattı gittiler bana. Pazarlı gittim, aldım. Kardeşinin biri 4 yıl oturdu evimde, 4 kuruş vermedi. Bacısının biri 2 yıl oturdu dairemin birinde, 2 kuruş vermedi. Dayısının oğlu 2 yıl oturdu dairemin birinde, 2 kuruş vermedi. Bana bir gün dedi ki sen köyüne git dedi. Çocuklarını gör. Gittim. Evime geldim. Evim hepsi taşınmış. Hiçbir şeyim yok. Öylece ayrıldım işte. Nevin Hanım'la hala nikahlıyız. Ben ayrılmam diye ikna yatıyor. 86 yaşında yeniden başlamak istiyor. Benim malımın için ben onun için ayrılmıyorum. Orada burada da demiş ki hiç bari ölürse aylığı kalır bana demiş. Benim ölmemi bekliyor, boşanmıyor, ayrılmıyor benden. Bu kadından ölmeden boşanmak istiyor. Ben ölürsem bütün malımı alacak. Mustafa amca neden terk edildi? Ben onunla hala nikahlıyım. Nikahlı olduğum halde 45 yaşında adamla gitti yaşıyor. Benim ölmemi bekliyorlar, benim mallarımı yiyecekler. Ölmeden önce bu kadından kurtarın beni. Bey neden terk edildi? Eşim Özge ile evlenmek istediğimize ailesi izin vermedi. Onlar Trakyalı damat istiyordu. Biz Karadenizli olduğumuz için kabul etmemişlerdi. Sonra belli bir zaman sonra ikna ettik. Eşim evlenmeden önce 3 aylık hamileydi. Evlendiğimizde de eşim düğün takılan takıları, altınları hepsini aldı, annesine verdi. Ayrılığın gerçek sebebi ne? Evlendikten sonra eşim Özge doğalgazı çok açıyordu. Fatura çok geliyordu. Derece sürekli 60 derecede hiç inmiyordu. Ben kıstığım halde o sürekli açıyordu. Fatura çok yüksek geldiği için sürekli evde kavga, tartışma oluyordu. Mevlüt yaptı. Komşular geldi, söyledi. Evin içi de fırın gibi dedi. Onlar bile şahit bu duruma. Evde bir tek ben çalıştığım için bütün masrafları ben karşılıyordum. Yetiştiremiyorduk. Sürekli sorun oluyordu. Bütün maaşımı Özge'ye veriyordum. Kavga, tartışma oluyordu. Çok alışveriş falan yaptığı için. Özge Hanım evi nasıl terk etti? Özge beni terk ederken çocuğumu da evdeki bütün eşyaları da alıp her şeyi götürdü. Eşim Özge düğüne takılan altınları bana sormadan gitti, bozdurdu, annesine verdi. Ben ona her ay maaşımı yatırmama rağmen yine yetemiyordum. Burak Bey çocuğunu neden göremiyor? Evlenmeden önce eşim Özge 3 aylık hamileydi. Kayınpeder çocuk sen değil dedi, çocuğu bana göstermiyor. Özge beni terk ettiğinde evdeki bütün eşyaları, her şeyi aldı. Benim yatacak yerim bile yok. Ben çok mağdurum. Çok mağdurum. Evde yatacak yerim bile yok. Çocuğumu da göremiyorum. Karımı da göremiyorum. Çok mağdurum. Yardım edin lütfen. Aklım nasıl? Aldım aldım. Hepsini aldım, merak etme. Ay bana bebeğini anlatıyor da. Gidemedim yanından.
Mustafa amcam hoş geldin. Hoş bulduk. Mustafa amca peşin satan gibi oturuyor yemin ederim. Kız öyle oturmuyor mu? Vallahi köyün ağası gibi oturuyor. Ha? Zahide Hanım size yalvarayım ya. Lütfen size yalvarırım ha çocuğum göz. Dur Burak'ım göstereceğim inşallah. Allah nasip etsin. Anam elleri titriyor. Sen evlat hasretiyle yanıyorsun seni anlıyorum. İnşallah hiçbir anne yani senin hakkın zaten senden ayıramaz çocuğunu. Asla ayıramaz. 6 aydır göstermiyor bana ya. Şimdi bu boşanma aşaması olduğu için böyle hukuken bir boşluktasın sen şimdi. İstiyorsan seni götüreyim onların olduğu yere. Ekiple gidelim. Ha? İstiyorsan kapıyı sen çal. Açmazlar ki. Ya bekleriz gece gündüz yatarız kapının önünde birisi çıkacak nasıl olsa yani. Ha? Size yalvarırım lütfen yardımcı olun ya. İnşallah inşallah. İnşallah sen merak etme. Peki sen bir anlat bakayım şimdi siz. Bir sil gözünün yaşını. Tamam elleri de terliyor. Annem kuzum benim. Bak yanında mendil de var. Bir sakin ol Burak. Of. Ay ana yüreği derler baba yüreği de öyle. Ne farkı var? Onun da içi yanıyor. Dün de elbiseleri vardı. Ne yapsın elbiselerini? Arkadaşlar dedi bunu gösteremeyiz dedi. Ha marka falan varsa üzerine gösteremeyiz. Ayıcık bir tane resmi şey vardı. Ha, tamam hani. marka olduğu için gösteremeyiz. Onu gösteremeyiz. Peki Burak de. Siz tanıştınız. Evlenmeye karar verdiniz. Şimdi baktım orada zaten hamile düğünden önce. Kızmadı mı anası babası? Siz niye böyle bir şey yaptınız diye. Bir tek annesi kızdı. Anne bir tek aile arasında kaynanan biliyordu. Ne benim annem biliyordu. Ne onun babası biliyordu. Burak sen dikkatli bir adamsın aslında ya. Hani kimsenin hani ne diyeyim yani canını yakmazsın. Hani kötü bir şey yapmazsın gibi geliyor bana. Ya ben... İyi ki sonunda evlenmişsiniz. Bak kızlar sakın. Siz bilirsiniz yine ama ben ablanız olarak söylüyorum. Sakın hani biz evleneceğiz nasıl olsa. Hani ben hayatta inanmazdım öyle şeylere. Siz de inanmayın. Onun için söylüyorum. Yani sana kızdığım için söylemiyorum da. Ya belki benim saflığımı kullandı. Bilmiyorum hani. Sen mi onun saflığını kullandın o mu senin saflığını kullandı? Niye gitti o zaman hani bir seni doldur oldurmaz. Ben ölümüne seviyorum. Ben uçsuz bucaksız seviyorum. Ben evden kovmadım. Kendisi gitti annesine bir daha geri gelmedi. Hiçbir bir şey yoktu peki? Hiç kötü bir şey yok muydu aranızda sizin? Hani ya, bırakıp da niye gitsin kız seni? Her aile olan şeyler bizim evde de oldu. Ne ama, o mesela? Ya ufak tefek hani insanların tartışmaları olur. Ya olur tabii kolay yani, değil yani evlilikte ama. Geçim sıkıntısı olur. Hiç el kaldırdın mı? Yok kaldırmadım. Bağırdın mı? Ya bağırma oldum ama vurmadım. O sana bir de sen dün o bana vurdu dedi. Vurdu tekme attı kıcıma. Ben de gittim kendimi odaya kapattım. Yani korktun mu ondan? Ya şey olarak hani olay çıkmasın diye. Yani hatta şöyle zamanlar oldu. Ben kendim kapatıyordum hani odaya. Senin psikolojin mi bozukluğu yok diyeyim. Hani seninle tartışmamak amaçlı. Tartışmamak. Bazen annem babam da yapıyor mesela. Babam kavga ediyor. Evi terk ediyor. Hani insanlarla şey olmasın yani. Sıkıntı hani olur ya, olaylar büyümesi için giderler, hava alırlar dışarıda. O amaçlı. Sen de ailenden gördüğünü yapıyorsun. En az benden uzak dur. Yani babam öyle yapıyor. Hani, İkimizden de bir sıkıntı olmasın diye. Yani, peki Burak senden evlenmeden önce ev istemiş. Benim maddi durum yoktu. Ben söyledim ona, anlattım. Ben dedim oturdum ailem evi. Babamla Allah razı olsun. Evi komple yıktı arkadaşıyla. Yeniden sıfırdan döşedi. Onu Allah razı olsun. Sizin için. Evet. Her şeyi her şeyi eşim seçti. Ben çalışıyordum o zaman. Eşim çalışmıyordu. Ona gitti seçtirdi her şeyi. Ne var ne istiyorsa elinden her şeyi onu seçtirdi. Senin annenle arası nasıldı kayınvalidesiyle? Annemi sevmiyordu. Telefona ismi olarak kaydetmişti. Nasıl yani? Ya annem ismi olarak kaydetmişti. İsmi ne annenin? Yeter. Yeter diye mi kaydetmişti? Evet. Annem, anne diyor muydu? Yok dediğini pek hatırlamıyorum. Hatta bayramda ara dedim annem babamı. Şey yap dedim hani bayramlaşalım dedim. 2 dakika ara dedi. Ben dedi aramam dedi. Ara dedim ben de senin anne babana gideceğim dedim.
bayramda gitme aramadı. Ben de onların annesi babasına gitmedim. Bu arama önce ben de öyle yaptım. Ya adım atmayınca bir insana... Tabii bir adım atacaksın. Karşıdan da bir adım bekleyeceksin. Ya bana bir adım attılar. Ben onu atarım. Öyle bir insanım ben. Peki Burak, adım yani atana... bize başvurduğun zaman söylediğin şeyler geliyor şimdi aklıma. Mesela diyor ki sana mesaj atıyormuş. Yani eğer şunları almazsan ya da para vermezsen. Evet, evet. Öyle son zamanlarda öyleydi. Nasıldı? Altınları bana bozdurunca kendi hesabına atmıştı. Ben de her ay üstüne para yatırıyordum onun. Maaşımı yatırıyordum. Sonra yatırmaya başladım. Şimdi altınları... Ama zaten onun altınları hukuken, dün avukatımız söyledi. Tamam öyle de ben de hani... Altınları bozdu, bankaya koydu. Ben de ona kızdım. Hani kızdım şey olarak. Ben de her ay üstüne maaşımı yatırıyordum. Maaşımı yatırmamı açtım, çektim üstünden. Yani yatırmayınca yemek dedi, parayla dedi. Evdeki yemek. Evet, maaşını verirsen yemek yersin dedi. Ya bu... Mesajlar da var, kayıtlı. Başka? Ya başka şimdi var da şimdi söylemeyeyim. Burada şimdi... Söyle bakayım, neymiş o? Ya şimdi şeye girirsin yani. Onu parayla istedi. Ne o ya? Ya... Ha. Birlikte para istemiş yani. Şaka mı yapıyorsun ya? Burak, ya, siz karı koca değil misiniz ya? Ya parayı çekince üstünden... Üstten para çekince... Para yoksa yemek de yok. Evet. Yatak da yok. Yatak. Tövbe yarabbim ya. Gerçekten mi? Ben yaşadım bunları. Ben yataktan koyuyordum, gidiyordum. Başka odada yatıyordum. Yataktan sen demiyor musun ya, biz karı kocayız. Bu yemeği peki, bu alışverişi kim yapıyordu eve? Ya alışverişi o yapıyordu. Ben kredi kartlarını onun üstüne yatırdım. Kendi kartımı ona veriyordum. Ha ya, alışverişi o yapıyordu da senin kredi kartında yapıyordu. Evet. Ben de zannettim sen artık hiç para vermiyorsun. Kadın kendi alışverişini, evin her şeyini kendi mi çevirmeye başladı dedim. Sen çeviriyordun yine yani. Senin paranla mı anlıyordu mutfak? Benim paramla anlıyordu. Ya senin param benim param olmaz da gerçeği birlikte. Para yok, yemek yok, yatak yok. Başka? Başka daha ne olsun diyeceksiniz de şimdi. Son zamanlarda işte sabah gidiyordu, akşam eve geliyordu. Ondan da kavga ediyorduk. Ya dedim bu ev otel mi? Akşam 8-9 mı geliyor? Hatta bunu komşular şahit. Nerede? Ya. Komşularını bağlayın. Komşular yani. Şahit ya. Remzi abi var, Remzi dayı var. Sabahtan akşama kadar şeyde duruyor bahçede. Emekli adam. İşi gücü yok. Karşı daireden insanlar da görüyor. Sabah ben 8'de gidiyor eşim annesi babasına. Artık oraya da bilmiyorum ben gerçi. Onlar söylüyor. Senin peşinden diyor. Gidiyor diyor arkasından. Senin işe gittikten sonra onlar gidiyor, akşam geliyor. Şimdi nereye gidecek? Hamile zaten. Yani. Hayat. Şimdi evlenmişsiniz zaten, hamile kadın. Ben kızıyorum. Sonra da daha bebek var, küçücük. Nereye gidecek? Hani öyle bir şey de söylemeyeyim şimdi kadına. Ben kızıyorum hani, sabah gidiyorsun, akşam gidiyorsun. Akşam bari evinde ol. Son zamanlarda öyleydi. Akşam da mı gelmiyordu? Akşam geliyordu saat 8'de 9'da falan yani. Sen kaçta geliyordun? Ben 4'te çıkıyordum işten, 5'e doğru evde oluyordum. Ne diyordu peki? Niye evde yoksun dediğinde? O zaman yemek de yok evde. Niye mi evde? Ben diyor babama, anneme gitmeye özgür bir insan değil miyim? Niye hani şey yapıyorsun yani? İstediğim yere gidebilir miyim? Gidin. Ya tamam git. Ama akşam saatinde evde ol. Yani yanlışsa... Bizde öyledir. Siz karı kocasınız artık. Herkesin evi yurdu bellidir. Sen gitsen sana da kızardım. Yani ne işin var? Annenin babanın evinde. Onun da öyle. Herkes kendi evinde. Artık eviniz ayrı. Benim çünkü ailem yok. Ben orada ailem olarak onu benimsemişim. Sen onun için mi gittin? Benim orada ailem yok. Benim orada tek ailem onun ailesi. Ondan başka ailem yok. Sen hanım köylüm oldun yani. Onun olduğu yere mi taşındın? Ya ben yıllardan beri oradayım ama benim ailem Karadeniz'e gitti. Hani benim orada yaşamam için beni orada eşimle beraber bıraktılar. Hani kendi oturdukları evi bıraktılar bana. Bana oturmam için. Onlar memleketlerine geri döndüler. Evet. Oğlum sen burada rahat rahat otur de. Senin başka kardeşin var mı Burak? Benim Down Syndrome kardeşim var. Başka var mı? Yok.
İki evlatsınız siz. Var ya o senin yani. Yani. Bak Soner yanında oturuyor, bak ana babası sevgisi görmeden o yavrum öyle, bak sana baban neler yapmış. Ona rağmen mutsuzluk gelip kapını çalmış işte bak. Peki Yeter Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buran annesi Yeter Hanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya biz Burak'a çok üzüldük. Kadın erkek fark etmez, evladından kim ayrılırsa biz her zaman yanındayız. Siz torununuzu ne kadar gördünüz Yeter Hanım? Hiç görmedim Zahide Hanım. Nasıl hiç görmedim? Hiç göstermedi. Hiç doğduğunda göstermedi. Da mı görmedi? Geldi. Hiç göstermedi. Gönderdi annemi. Annemi ağlayarak gönderdi. Nasıl ben, yani? Ben doğuma gittim. Bel fıtığından ameliyat oldum. Bir aylık. Doğuma gittim. Onlar kontrole gittiği için sordum kızım Özge ne dedi dedi. Anne dedi böyle böyle daha çok var. Ben sizi çağırmadım. Burak çağırdı. Ben sizi istemiyorum. Niye geldiniz dedi bana. Aynen öyle oldu. Annem ağlara gitti. Dedi ben dedim ki Burak kızdı bu sefer. Ben çocuğum dedim sizin mutluluğunuza gölge düşmesin. Ben geri evime kadar giderim dedim. Çıktım geldim evime. Ondan 2 gün sonra doğum yaptı. 2 gün daha dayanamadı. Ondan sonra hiç görmedim, göstermedim. Hiç siz torununuz neye benziyor bilmiyor musunuz? Görmedi. Bilmiyorum. Hiç görmedim. Hiç görmedi. Hiç göstermedi. Peki aranız bu kadar mı kötü? Niye bu kadar sizden? Hani bu arada Özge Hanım sizin söz hakkınız doğuyor. Şimdi biz tek taraflı dinliyoruz. Ama belki de siz bambaşka şeyler anlatacaksınız bilmiyorum. Şimdi herkes de her şeyi söylemiyor ama varsa bir gerçek mutlaka ortaya çıkar. Gelin lütfen siz de anlatın. Peki sizden bu kadar nefret etmesinin sebebi ne? Hani vicdan olarak babaannesisiniz siz onun yani. Altın olabilir. Nasıl altın? Bu altınlar ama satmış zaten kendisi. 5 tane istemişti. Bir tane annem taktı, geri aldı. Onu vermedi diye. Niye geri aldı? Niye geri aldınız Yeter Hanım? Şöyle Zahide Hanım, annesi anlaşmalı bu. İkimizin arasında, iki aile arasında dedik böyle böyle takılan takılar ilk önce onlar söyledi. Biz dedi alacağız dedi. Biz alacağız deyince ben de madem dedim ben de taktığımı alırım dedim. Ama ona söz verdiğim hayatta bir tanesini geri almadım. Yani daha nasıl? Başka taktıklarınız yani, kaldı da bir tanesini mi geri aldınız? Evet, beşi kaldı. Bak şimdi şu an Özge Hanım'ın kollarını net görüyoruz. Bak bu tarafta bir saysanıza ben tam yanlış bir şey söylemeyeyim. 1, 2, 3, 4. İki tane annesi taktı. Özge Hanım arayabilirsiniz bu arada bizi. 4 tane ya, bir tarafta evet. Var. 4 sağ kolunda, 5 sağ kolunda var. Peki bu altınların hepsi mi gitti? Yani... Hepsi. Ama annenin aldığı hangisi? Bir taneyi almadım dediniz. Evet. O bir tane hangisi? Öbür kolunda olan kolun. Bunlar aynı mı bu arada? İki koldaki altında aynı hayır, mı? Hayır. Ayrı. Ayrı mı? Bir tanesi çoğunlukla kalın. 6 tanesi finalde. Kaç gram ki bunlar? 20 gramlık. Bak doğru. 17-18 gram kintiye koydular. 5 tane bilezik kolye dediler. Ben de 5'i bir yerde yaptım. Zincirini altın yaptım. Yani onların istediğinden fazla çocuğum, benim bir tane evladım diye her şeylerini fazlasıyla yaptım. Ama onlar beni istemediler. İntikam alacağım dedi Özge bana. Aldı evladın sorununu göstermeyeceğim dedi. Aldı. Ben bir şey diyemiyorum. Ben çocuğumu mahvetti. Bu sadece bu altın yüzünden mi bu intikam? Demek ki ondan Zahide Hanım. Bilmiyorum. Sizin zaten bilmiyorum. Özel bir evladınız var. Bir evet, tane daha zaten... Allah nasip etmiş bak. Onun nişanı, düğünü sizin her şeyiniz yani. Hani Allah mürüvvetini göstersin diye dua ederiz biz. Zaten hani zor bir hayat bu. Peki. Ya zaten bize Allah vurmuş. Bir de onlar demeyin da öyle, vurdu. Demeyin. Öyle demeyin. Hepimizin başka bir sınanması var. Sizin sınanmanız bu.
Rabbim en hayırlısını nasip etsin. Yeter Hanım, gelininize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bir şey ne söyleyeyim Sayda Hanım, beni istemiyor ki. Ben zaten onlara dedim ki bak beni karıştırmayın. İkiniz oturun, konuşun, ne istiyorsanız yetişmediği yerde yardımcı olalım dedim. Daha ne yapayım yani, elimden ne gelir benim yani? İşte kayınvalidelik de zor bir şey de böyle kalıyorsunuz iki arada bir derede. Peki Yeter Hanım, çok teşekkür ediyorum size. İnşallah torununuzu belki de ekrandan görürsünüz, ne bileyim. Ama eğer hani buraya gelirlerse babaannesiniz siz yani. Şimdi beni babaannem büyüttüğü için yani. Bir kere olsun daha görmedi ya annem babam. Hele benim çocuğum öbür Burhan'ım amca olsun diye çocuğum o kadar sevine sevine gittik. Ama geri dönerken çocuğum bile ağlaya geri geldi. Yani Down sendromlu kardeşlerimiz çok anlıyorlar biliyor musunuz duyguyu? Sevgiyi anlıyorlar, her şeyi anlıyorlar. O da abisinin hüznünü anlamıştır. O da annesinin gözünün yaşını anlamıştır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Senden komşularının telefonlarını aldık mı? Komşularının telefonlarını ver bize. Bir onlarla da konuşalım. Onlar da görüşüyorlardır, konuşuyorlardır. Başka eş, dost, akraba mutlaka vardır. Özge. Ya bağlansın. Bağlansınlar, bağlansınlar. Özge, evet, yani şimdi seni herkes ben tanıyor. Ben istemiyorum, kötülemiyorum. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Yani bu çocuk olduğu müddetçe yüz yüze bakacaksınız. O yüzden dikkatli olmakta fayda var yani. Aynen. Ama Burak'ın da evlat hasreti bitsin yani. Böyle mahkemelerde zaten sürüneceğine yani yıllar geçecek. Böyle çok zor bir şey. Bir de bak şimdi Özge, sen de anne oldun artık. Bak kızın var. Hiç büyük konuşmamak lazım. Sana evet, da annene de sesleniyorum. Allah büyüktür. Yaşattığını yaşamadan bu dünyadan kimse gitmiyor. O yüzden gözünü seveyim. Sen istiyorsan Burak'ı hiç görme. Ama evladını görsün. Bir kucağına alsın, bir koklasın. Bu kadın hiç görmemiş. Ben istedim ki onlar mutlu olsun. Onlar beni görmesinler. Ben geldim zaten. İstemiyorlardı ama ben zaten dedim çıkayım aranız. Hayatım bu seninle de olmak istemedim. Sizinle de ilgili bir şey değil. Kaynana hep bizde bir tarafa hep bir kötü algılanır. Herkes öyle değil ama. Yani siz çekilmişsiniz zaten anladığım kadarıyla ama şimdi Burak'la Özge arasında zaten sıkıntılar var. Şimdi Özge gelse kim bilir neler anlatacak. Belki onun da bizim bilmediğimiz bin tane derdi ama var kızım. Bize neden göstermedi çocuğu? Bize neden göstermedi? İşte intikam yani alma aracı olarak bebeğin olmaması lazım. O çocuğu bak görmüyor musun Soner'i, Allah aşkına anam babam diye diye çocuk yani. Onlar hayattayken hasret kalmış yıllarca. Şimdi burada ana var, baba var. Baba çocuğunu görmek için neler yapıyor? Şimdi iki babayı kıyaslayın siz şimdi. Üvey baba neler yapmış? Öz baba neler yapmış? Bilmiyorum. Yarın devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Yeter Hanımcığım. Sağ olun efendim bağlandığınız için. Özge her zaman sana burası açık. Telefonlarımız açık. Mutlaka söyleyeceğin şeyler de vardır. Bekliyorum seni bir tanem. Mustafa amcam, neler düşünüyorsun biz konuşurken? Çok düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Başladığım yerden mi başlayayım, bıraktığım yerden mi başlayayım? Mustafa amcam, sen keşke hiç bu işin ucunu tutmayaydın. Senin 49 yaşındaki bir hanımla ne diyeyim şimdi? Ya kızlar alın mikrofonu elinize. Dün izlediniz mi Mustafa amcamı? Ama Zahide hatun kızım. Söyle Mustafa ben amca. Ben bakıma bir ihtiyaç insanım. Tamam, bakıma ihtiyacım var da 49 yaşında kadın mı baksın sana? Ben sana anne, bir anne çocuğuna nasıl bakar, ben sana öyle bakacağım dedi, beni kandırdı. Peki hemen bağlanıyoruz, senin köyündeyiz şimdi. Adana Tufanbeyli köyündeyiz, Ortaköy'deyiz. Muhabirimiz Serkan orada. Bir köyünü özledin mi, bir gösterin bakalım bana köy meydanını. Bir göreyim köy meydanına masalar kurduk bakalım. Kimler var orada? Adana'ya da selam olsun. Adadan da çok izlenen var bizi. Sağ olsunlar. Çok da bağlandılar. Oradan da derdi olan çok. Oradan da çok telefon geldi. Sana da çok telefon geldi. Bak, Mustafa amcanın köyüne bağlanıyoruz şimdi. Adana'da Tufanbeyli Ortaköy'deyiz. Serkan da karşımızda. Söz sende. Adana'dan canlı bağlanıyoruz. Allah gülük gülistanlık bir hava. İstanbul'da da neredeyse yağmur yağacak. Yağdı değil mi bazı yerlerde? İşte Adana'da bak hayat güneşli ama sizin köyde neler oluyor acaba? Serkan, neler duydun orada? Neler söylüyorlar Mustafa amca için?
Peki. Dur biraz sonra sesini duyamıyorum. Bir sesini ayarlayın ondan sonra tekrar bağlayalım. Mustafa amcam sen önce olmaz dediydin. Ondan sonra öyle dediler böyle dediler seni razı ettiler. Hatta bu ablam da geldi sana bu iş olur dedi. Peki sen evlenirken senden neler istedi? Evlenirken benden bir şey istemedi. Ha iyi. Sadece bir olmaz dedim ben. Bir anne çocuğuna nasıl bakar? Ben sana öyle bakacağım dedi. Ben bakıma bir ihtiyaç insanım. Peki demedin mi? Sen daha gençsin. Dedim. Ne dedin? Sen gençsin dedim. Benim senin yaşın 49 dedim. Benim yaşım 76, 77 neyse. Hı. Olmaz dedim. Olmaz dedim. Niye olmaz dedi. Oradaki çalışan arkadaşları da geldi masaya oturdu. Hı. Onların niye haberi var mıydı? He? Onların haberi var mıydı? Vardı o zaman. Vardı. Onlar bu iş olur dediler. Olmaz dedim. Niye o olmaz arkadaşları dedi. Olur mu dedi. Demedi. O arkadaşlar da seyir etti. Allah Allah. Hiçbir aklı balik çıkıp da sen ne yapıyorsun demez mi ya? Neyse. Peki bir dakika. Son dakika gelişmesi. Ayten Yılmaz, Burak Bey'in kayınvalidesi hattımızda. Ayten Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Vallahi o torunu çocuğu ben de böyle bir kucaklamak istiyorum. Çok ben de merak ediyorum. Şimdi Burak bize bir sürü şey anlatıyor ama ben sizden de dinlemeden tabii şey diyemiyorum. Ayten evet. Hanım siz neler yaşadınız bana anlatın lütfen. Çok şey yaşadık. Bunlar bağla büyüle kızımı el cümle büyü yaptırarak kandırmış. Bunlar. Ne yaparak bunlar kandırmış? Beslenen. Büyü yaparak. Bunlar öyle şeyden beslenen. Ya abi öyle şeylere inanmayın. Ya, gözünü seveyim. Öyle şeylerden uzak durun. Allah korusun yani. Saçmalık ya. İnansaydın zaten bu iş olmazdı. Abi. Bütün gün hatta bir şey var. Sesi biraz düzeltir misiniz arkadaşlar? İçeriye gelen sesi. Ayten Hanım'ı tam net duyayım. Hah. Ayten Hanım, şimdi sizin kızı kandırıp mı evlendi bu Burak? Öyle mi diyorsunuz? Evet. Yalan. Kandırarak evlendi. Kandırarak o büyücüler, kandırarak her gün evimiz netti. Ayten Hanım, bir şey söyleyeceğim. Bak sizi duymak istiyorum ama telefonunuz çekmeyen bir yerde. Bir yer değiştirir misiniz? Bir başka bir tarafa gidin bakalım. Belki daha şey çeker. O da köy yerinde şimdi. Heh. Evet. Bu siz misiniz bu arada Ayten Hanım? Heh. Evet. Kayınvalideniz değil mi şu an? Peki. Ya iyi ki bağlandınız. Bak tek taraflı dinleyince bambaşka şeyler çıkabiliyor ama. Peki. Ya, Ayten Hanım yer değiştirdiniz mi? Değiştirdim. Zaten o problem çok konuşamaz. Benim ev bunlar hala... Ayten Hanım bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ayten Hanım dur. Ses annem seni canım. Duymak istiyorum ama bunlar yarım yamalak anlamıyorum ben. Çok özür diliyorum. Kapatın. Hemen bir daha arayalım Ayten Hanım'ı. Bir daha arayalım. Sen ne bu böyle büyümüyü böyle şeyler Allah korusun. Ne büyüsü ya yok öyle bir şey ya. Kandı kandırmış benim ben, kızımı ben öyle evlenmiş diyor. Büyü falan yapmadım ki ya uyduruyor kafasından. Ya öyle şeylerle Allah göstermesin hiç uğraşmayın ya. Böyle ya şeylerle uğraşanlar var. Döner sizi bulur gelir sonra Allah korusun. Biz birbirimizi severek evlendik. Ailesi izin senin vermedi. Senin kayınvalidenle aran nasıldı? Ya başta güzeldi. Her şey yok ilk başta şey yaptı onlar istemediler. Niye istemediler? Onlar Trakya'da şey istiyorlardı Trakya'da. Damat istiyorlardı. Ha. Başta. Trakya'da damat istiyorlardı. Biz Karadeniz olduğumuz için istemedi hani. Kızımızı buradan alıp... Ya kızını seven olsun, Trakyalı olsun, Karadenizli olsun ne bileyim ben yani insan insandır. Karadeniz'de çok severim ben ayrıca Karadenizli. Kızımızı buradan alıp hani götürürler diye. Ha o başka evet o yanımızda öyle... kalsın diye. Ama sen götürmedin ki ben zaten orada. Ben götürmedim işte. Ben ikna ettim onları. Hmm. Ben dedim yıllardan beri burada yaşıyorum. Hmm. Dedim 20 sene burada yaşıyorum ben gitsem giderdim dedim yani. İkna ettim onları. Öyle son olarak da şey yaptık yani. Anne size çok kızmış. Niye kızmış? Sana kızmış ilk zamanlarda. Acaba... Kendi kızına da sana da.
Acaba hangi konu? Hangi konu? Bilemeyeceğim şimdi. Peki Ayten Hanım, inşallah sesiniz iyi gelir bu sefer. Ayten Hanım merhaba. Evet merhaba. Ha, şimdi güzel geliyor Ayten Hanım. Tamam, şükür kavuşturana. Ayten Hanımcığım şimdi bana baştan bir anlat. Bak şimdi bunlar utanmadan, sıkılmadan bir de televizyona çıkıyorlar ha, mahkeme varken. Ne yapalım yani? Boşanmadı ama çocuğunu göremediği için çıkıyor. Neyini almıştık onların ya? Neyini almıştık? Onlar kendi taşımış. Gidin kahveye, orada konu komşuya sorun. Bütün eşyaları kaçırmışlar, televizyon kırıp çektirmiş. E sizin bütün götürdüğünüzü eşya, söylüyorlar. Bu mahallede herkes görüyor bunları. Onu muhtara sorun. Muhtara sorun. Ben sadece bunun yatak odasını aldık, bir de çeyizlerinde. Onlarda bile noktam var. Yatacak yerim yok diyor Burak. Benim yatacak Karacadan yerim yok. Yemek tabağının biri yok, gösterdi. Bilmem başka şeyler. Bir sürü şey var. Saysam yayın yetmez yani. Peki, Ayten Hanım bir dakika dur şimdi bir dakika. Malı mülkü bırak. Bunlar ne yapmak istiyor? Ayten Hanım bunlar bak polis malı mülkü bırak şimdi dur onu hallederiz de. Bunlar polis eşliğine geldi. Polis eşliğine geldi ya. Kendileri aldı. Bir dakika ben bir olayın başını öğreneyim. Dur mal mülkü konuşuruz sonra. Bütün o işin kolay kısmı. Şimdi bak bu altın kısmını da konuşalım ama. Şimdi Ayten Hanım bak sen kızını da al gel buraya. İstiyorsan sen Burak'ı hiç görme. Özge de istiyorsa Burak'ı hiç görmesin. Ama yok. Çocuğun yani torununun babaya ihtiyacı var. Bu çocuğu babasız mı büyüteceksiniz? Bak Burak dünyanın en kötü insanı bile olsa. İş mahkemede. Mahkeme bunlar size boşanması için. Gidin araştırın onların komşularına sorun. Soracağım. Odalar soracağım. Falan. Yalan bunlar yalan. Peki. 200 defa geldi geçenlerde ayda kaçırmış eşyaları. Neyi kaçırmış? Getirmiş. Sallıyor. Asılsız. Bunlar çocukla falan işleri yok. Bunlar parayla pulla bozmuş kafayı. Peki iddiasına göre Özge para yoksa yemek yok. Para yoksa hiçbir şey yok diyormuş. Kızdırırsa der kaynanası olan şahıs kızımın yatak odasından çıkmıyormuş hiç durmadan araştırıyor. O almasa o alacak. Altını mı? O almasa o alacaktı kaçıracaktı. Altınların parasını ver çocuk senin olsun demiş kızıma. Bu ne demek? Bunun çocuklarla falan çocuğunla alakası yok. Bu televizyon kanallarında falan beni aklayamaz bizleri. Gerçekten şunu söyleyeyim ben. Burak bak kayınvaliden diyor ki hala kayınvalidesi de boşanmadı. Bak aklayamaz. Şimdi orayı tıkıp da bize hiçbir şey olmaz. İşte o yüzden aklayamaz. Diyorum gelin diye. O yüzden diyorum bak bambaşka bir hale geliyor. Bu şanslar yani size yanlış. Peki Özge altınları kayınvalidesine verseydi her şey değişir miydi? Nasıl yani kayınvalidesine verseydi? Hayır kayınvalidesi altınları istemiş. Altınları ver çocuk senin olsun demiş ya. Öyle dediniz. Kayınvalidesi değil onu Burak demiş. Ha Burak mesajı sen mi öyle dedin? Elimizde. Altınları ver çocuk senin olsun diye. Mesajı var elimizde. O mesajı bana gönderir misiniz? Bir telefonla onun videosunu çekin Burak'tan geldiğine dair. Yazdın mı öyle bir şey? Zamanın yetecek mi göndermeye? Ben yetiririm. Bugün olmasa yarın konuşuruz canım. Günler torbaya mı girdi? Yani bunlar çok asılsız. Ama bak bu önemli. Yazdın mı öyle bir şey Burak? Bunlar sizi herhalde sizden de diyor adam. Bir şey diyorum şimdi. Ayten Hanım dur bir dakika Ayten Hanım. Yazdın mı Burak böyle bir şey? Ben altınları ver. Çocuk senin olsun diye. Bak sessiz kadın. O yani ne? Burak. Ben sana güvendim, inandım. Bak burada oturuyorsun. Oğlum, oğlum diye şimdi önümde diz çöktüm, ağlıyordun. Ne demek altınları ver, çocuk senin olsun? Şimdi bak Özge'yi de anlamaya başlıyorum. Öyle bir şey olmaz. Olayın aslında çocuğu alıp gidiyordu. Çocuğu alıp gidiyordu da altınları ver, çocuğu götür mü dedin? Bak Özge'nin sesini duyuyorum arkadan. Namus şeref nedir diyor bunlar. Ayten Hanım bir Özge'yi verir misin bana? Duyuyorum ben arkadan sesini. Özge gel. Gel. Namus şeref nedir diyen kişi bunlar. Kendisi öldü onu. Düğün sabahı. Kendisi vermiyorum. Özge'nin sesini duyuyorum. Benimle konuşacak Özge. Burak'la değil. Zaten bana oradan bir sürü şey söylüyor. Bak yarım yarım duyuyorum. Bak Zahide Hanım. Bunlar namus şeref nedir diyen insanlar. Peki bu arada Burak'ın annesi de hala hatta, Yeter Hanım da hatta hala. Neyse hatta olsun o.
Zaten evini yıkan çocuğunun yuvasını yıkan o. Asıl yalan. Odur, odur. Kaynağım yok diyorsun. Kızını bırak edersin. Yuvasını yıkan annesi de. Biz onları insan zannettik. Biz onları eve soktuk, insan zannettik. Öyle bir şey yok onların dediği gibi. Sen beni insan zannettik onları biz insan. Alakadar olamaz. Zaten böyle bir şey olamazdı. Yeter Hanım da diyor ki ben zaten gittim diyor. Onlar yalnız kalsın diye çekildim diyor. Benim telefonda çocuğum isten olacak. Yemeğe susun. Yeter Hanım orada mısınız? Evet buradayım. Duyuyor musunuz söylediklerinizi dününüzü? Bakın ben onların yanına... Onun annesine aklımla giden biridir Burak. Ben onların yanında... Annesine aklımla giden biridir. Kızına bir bulaşık yıkatmadım, yemek yaptırmadım. Doğru. Her şeylerini fazlasıyla aldım. Yalan yapma orada çıkıp da be. Fazlasıyla yalan aldım. Yalan yapma. Bıraktım. Çık boşun oraya. Şey için ne yapma. Sen benim evladımı kötülemişsin. Ya bu yalan ben çıktın herhalde gene. Benim çocuğum her şeyle size yaranamadı. Neye bize iftira attırıyorsun onu çıkarıp da? Bunların nerede? Senin eşyaların hepsi oradaydı. Sen almışsın bizden hatta biz almadık. Yalan bak, yapma. Bir şey söyleyeceğim. Hanımlar bir dakika. Şimdi iki kayınvalide karşı karşıya gelince olacağına bak tabii. Ayten Hanım, Yeter Hanım. Şimdi sizin evlatlarınız var. Evlat acısı bambaşka. Herkes kendi evladını başka görüyor. Dilerdim ki bu gençler çok mutlu olsunlar ama burada bir çatlak oluşmuş çok ciddi bir şey. Ama şimdi ortada ikinizin de torunu var. Siz istediğiniz kadar birbirinizi sevmeyin. Torun sizin torun. Yapacak bir şey var mı? Yok. Özge, ben seni anlıyorum. Keşke böyle olmasaydı. Ama istiyorsan Burak'ı hiç görme burada. Bak şu odayı bir daha gösterir misin Oğuz? Bak bu odada seni ağırlayacağım. İstiyorsan annenle gel zaten. Burada konuşalım. İstiyorsan çocuk senin çocuğun yani. İstiyorsan yine Burak. Yani siz karar vereceksiniz. Ben aracınızım ama evlattır başka bir şeydir. Sen bu adamla ömür boyu görüşeceksin. Özge çaren yok ya bu adam çocuğunun yani, babası yani. Çocuğumuz var. Bak babasız olan Soner anne baba hayatta devlet sahip çıkmış bu çocuğa. O yüzden siz hayattayken çocuğunuzu bu hale getirmeyin gözünüz seveyim. Ya ortada çocuğumuz var. Boşu boşu neyi Burak sus var? Senle de konuşacağız sonra. Şimdi program çıkışında sen benim yanıma gel. Sen o mesajı nasıl yazdın sana onu ayrıca soracağım ben. Ne demek altınları al çocuğu. Şu altınları ver çocuğu al. Ne demek? Bak çok kızdım. Çok kızdım hiç yakıştıramadım sana. Yarın konuşacağız. Mustafa amcam senin köylü de bekliyor bizi. Bugün kusura bakmayın bağlanamadık ses düzeldi ama bizim zamanımız kalmadı. Senin kayınvaliden bağlanınca yarın bağlanacağız Adana'ya da. Aram veriyoruz reklama mı gidiyoruz? Reklama gidiyoruz peki. Vallahi hepsi yarım kaldı görüyor musun merak ettim şimdi bak iki kaynana bambaşka şeyler. Tamam reklam. Tamam.